Herkese hoş geldiniz diyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Daha önce sizlere duyurmuştum, iki oturumda Kant ve Hegel arasında bir karşılaştırma yapmak istiyorum demiştim. Kant'ın daha çok saf aklın eleştirisine ölçü aldım ve geçen oturumumuzda onu ana hatlarıyla tartıştık. Bu oturumumuzda da Hegel'in mantık bilimini tartışmak istiyorum sizlerle. Yani mantık biliminin genel olarak içeriğini aktarmak istiyorum ama bunu yaparken tabii ki hem Kant'ın hem de Hegel'in bütünlüklü olarak felsefi sisteminden de bahsetmek zorunda kalacağız. Sonra ikisi arasında bir karşılaştırma olanağımız çıkacak. Yani Kant'tan Hegel'e giden felsefi ilerlemede benzer kalan nedir, farklılaşan nedir, birazcık bunlar üzerine beraber düşüneceğiz sizlerle. Şimdi genel olarak şöyle bir şeyle başlamak muhtemelen doğru olacak. Genellikle Alman felsefesi nasıl bir felsefe diye sorduğumuzda veya neyin felsefesi diye sorduğumuzda hani Hegel hakkında, Kant hakkında o kadar şüphe yoktur, özgürlük vesaire dendiği zaman, ama Hegel hakkında epey ne diyelim, sorun içeren tartışmalar da var. Hatta Hegel'i Hitler'in kaynağı vesaire olarak gösterenler falan da oldu. Yani sanki burada bir faşist ideoloji varmış gibi falan sunanlar da oldu, Popper gibi mesela. Bu bakımdan sanki Hegel söz konusu olduğu zaman sorunluymuş gibi gözüküyor ama 20. yüzyılda artık bu sorun, yani Alman felsefesini bilenler açısından, Hegel felsefesini bilenler açısından sorun nihai olarak çözülmüştür. Şimdi genel olarak şöyle diyebiliriz. Klasik Alman felsefesi Kant'tan Fichte ve Schelling üzerinden Hegel'e giden ve üst uğrağına oluşan Alman felsefesi bir özgürlük felsefesidir. Yani bu konuda artık kimsenin şüphesi yoktur. Popper'inki zaten daha çok aslında bir çarpıtma, ideolojik kaygıdan dolayı, Soğuk Savaş dönemindeki bir kaygıdan dolayı temelsiz olarak ileri sürülmüş bir şey. O zaman burada karşımızda olan felsefe bir özgürlük felsefesidir. Bu özgürlük felsefesinin Hegel'deki biçiminin, içeriğinin nasıl olduğunu, Hegel'in özgürlük felsefesi dediği zaman bundan neyi anlamamız gerektiğini göreceğiz. Şimdi Hegel'in büyük motivasyonu bir felsefi sistem kurma konusunda büyük motivasyonu nedir diye sorduğunuzda, bu soruya iki farklı açıdan yanıt verilebilir. Aslında basit bir gözlem. Birisi insanlığa dair, yani Almanlara değil, Avrupalılara değil, gerçekten insanlığa dair bir gözlem. Ve birisi de ne diyelim, bir belirleme, bir tehlikeye işaret eden bir belirleme. Gözlem şu arkadaşlar, Hegel 1807 yılında Tien'in Fenomenolojisi adlı eserini, yayınladıktan sonra Münih'te yaşayan, kendisi o zamanlar Nürnberg'de, Münih'te yaşayan bir arkadaşı var, Niethammer isminde, kendisine oldukça yardımcı olan, işte üniversitede vesaire okullarda çalışması için kendisine yardımcı olan, o zamanlar Bavyera'da da eğitim işlerinden, politikasından sorumlu olan Niethammer diye birisi var. Hegel'in çok yakın arkadaşı. Onunla mektuplaşmaları var.
mektuplaşmalarında sürekli bir şekilde mantık üzerine dersler vermek istediğini söylüyor. Ve mantık üzerine dersler, neden ders vermek istediğine ilişkin motivasyonu da o mektuplarda kendisi şöyle açıklıyor. Düşünme tarzı bakımından, baktığımız zaman insanlığın düşün hali insanlığı yerde tozun dumanın içerisinde bir solucan gibi sürülür hale getirmiştir. Çok ağır bir bence. Biraz tekrarlar mısın? Söyleyeceğim. Tiğrin Fenomenolojisi'nin ön sözünde de benzer bir belirleme var. Söylediği şu, diyor ki yeni çağla birlikte insanlık gökyüzünden düşünme tarzı bakımından gökyüzünden yeryüzüne indi. Önceden uçuyordu. Gökyüzünde ayakları yere basmayan bir şekilde gökyüzünde uçuyordu. Yani aslında dünyaya yabancı bir şekilde zihniyle, bilinciyle ya öbür dünyadaydı ya da gökyüzünde bir yerlerdeydi. Yeni çağla birlikte insanlık düşünsel bakımdan yeryüzüne indi. Yani ayakları yere bastı. Fakat modern çağ, yani Rönesans'la birlikte başlayan, bugüne kadar devam eden çağımız. Yeni çağla birlikte, modernlikte ise insanlık düşünme tarzı bakımından yeryüzüne indi. Fakat bu sefer ayakta durur halde değil. Yani bir yerde yerde düşünme tarzı bakımından yerde tozun dumanın içerisinde debelenir durumda. Yani bir şey, solucan örneğini kendisi veriyor. Bir solucan gibi yerde sürünüyor insanlık diyor. Şimdi bundan dolayı diyor ben bir mantık kitabı yazmak istiyorum. Bu mantık kitabı insanlığı ayakları üzerine dikmeli. Yani yerde sürülür halden onu kurtarıp ayağa kaldırmalı ve hak etmiş olduğu mertebeye yüceltilmeli. Çünkü insanı diğer canlılardan, hayvanlardan vesaire ayıran özelliği düşünmesidir, düşünebilmesidir. İnsanın ayağa kalkabilmesi için akıllı veya mantıklı düşünebilmesi gerekir. Yoksa düşünme tarzı eğer akıllı ve mantıklı değilse insan gerçekten yerde sürünüyor diyebiliriz. Şimdi bu birazcık bize sert bir benzeme gelebilir ama bugün etrafımıza baktığımızda eğer insanlığı her tarafta savaşlar, kan vesaire şiddet olayları varsa aslında bu insanlığın hala farklı bir biçimde yerde süründüğünün belirtisidir. Ama kan ve şiddet eskiden de varmış yani yeni çağdan önce de var. Hani Hegel'in herkes gökyüzünü dediği anda da var. Yani orada şeyi anlayamadım. Gökyüzünde olmakla neyi kastetmiş? Yerde olmakla neyi kastetmiş? Yani ne olmuş da insanlar yerde belirlemesini söyleyeyim size. Ondan sonra ona ilişkinde, sorunuza ilişkinde bir yanıt vereceğim. Şimdi bunu Hegel başka bir açıdan şöyle betimliyor. Diyor ki, yani ben mantık bilimiyle bir yerde metafiziği yeniden temellendirmek istiyorum. Modern metafiziği temellendirmek istiyorum. Modern mantık bilimiyle modern metafiziği yeniden temellendirmek istiyorum. Çünkü metafiziğini yitirmiş olan bir toplum, fertleri cansız veya ruhsuz nesnelere benzerler. Şimdi o halde Hegel bize mantık bilimiyle
Yani motivasyonu bu. Mantık bilimini yazmadaki en önemli motivasyonu bu. İnsanı, insanlığı yerde sürünür halden kurtarıp ayaklar üzerine dikmek, böylece hak etmiş olduğu bir şekilde insanca, onurlu, ahlaklı bir yaşam sürmesini sağlamak veya diğer açıdan söyleyecek olursak, insanlığın bireyleri metafiziğini yitirdiği için ruhunu kaybetmiş durumdalar. Yani sağa sola gidip geliyor, hareket ediyor ama aslında cansız birer nesne gibi. Mekanik bir hayat sürüyorlar yani. Herhangi bir robot gibi düşünün insanları. Yani insanlar birbirleriyle empati kuramıyorlar, birbirlerinin acılarını paylaşamıyorlar, mutluluklarını paylaşamıyorlar, birbirlerini doğru dürüst anlayamıyorlar vesaire vesaire. İşte bu tam da insanlığın metafiziksel düşünme kabiliyetini yitirmiş olmasından kaynaklanıyor. Şey, Marx da Hegel'in diyalektiğini idealist olup aslında baş aşağı durmaktadır, ayakları üzerine çevirelim diye bir öngörüde bulunmamış mı? Hani benzer bir metafor kullanıyorlar. Sorunuzu, evet evet, öyle bir şey var Marx'ın, öyle çok anlaşılmayan öyle bir iddiası var. Mantık bilimini biraz anlattıktan sonra sorunuz ya aydınlanmış olur, aydınlanmamış olursa da hatırlatın, tekrar şey yapalım. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak, neden yeni çağda? Hegel diyor ki, her filozof kendi çağının felsefi sistemini ortaya koyar. Şimdi modern çağın filozofu olarak antik çağın felsefi sistemini ortaya koymak olsa olsa en fazla felsefe tarihine bir katkı olabilir. Fakat bugünün insanlığına bir ayna tutmak demek, sen bu haldesin diye ayna tutmak demek, bugünkü insanlığın, yani modern insanlığın halini felsefi olarak yansıtmak anlamına gelir. Yani şöyle diyelim, Hegel'in benim çok beğendiğim bir sözü var. Hegel diyor ki, felsefe çağını düşüncede kavramaktır. Felsefe çağını düşüncede kavramaktır. Yani Aristoteles ve Platon da kendi dönemlerini felsefi bir sistem olarak ortaya koymaya çalıştılar. Bir Kur'an felsefi, bir Kur'an çerçevesinde kendi dünyalarının tasavvurunu veya tasarımını sundular diyorlar. Diyor, benim modern insan olarak, modern çağda yaşayan bir filozof olarak benim görevim ise kendi çağımın felsefi tasarımını sunmaktır. Çünkü o ancak insanlığa içinde bulunmuş olduğu, şimdiki içinde bulunmuş olduğu duruma ilişkin ne sunabilir? Ayna sunabilir. Yani eğer insanlığın içerisinde bulunmuş olduğu durum iyileştirilecekse, tabii ki geçmiş ilişkin çalışmalar vesaire bu konuda aydınlatıcı olabilir. Fakat insana, bugünkü insana ne yapacağını doğrudan gösteremez. Onun için insana şimdi ne halde olduğunu göstermesi gerekiyor, ona bir ayna tutarak da. Bu bakımdan bugünkü insanın insanlık halindeki şiddetin biçimlerini ve şiddetin nedenlerini örneğin ortaya koyabilmesi gerekiyor. Şimdi sıra bugün diyelim, şiddet söz konusu olduğu zaman başvurulan araçlar, yöntemler vesaire tamamıyla örneğin orta çağdakinden farklı veya antik çağdakinden farklı. Bir de bugün antik çağda yaşanmış olan şiddeti biz çözemeyiz. Eğer orta çağda yaşanmış olan şiddet olaylarının nedenlerini bilsek de onu çözemeyiz artık. O geride kalmış olan bir şey. Ama kendi halimizi ne yapabiliriz? İyileştirebiliriz. Şimdi modern çağ veya yeni çağ deyince, Rönesans deyince daha doğrusu, akla hemen iki şey gelir. İnsanlığın doğaya, yani şimdiki zamana, dünyaya ve kendisine dönmesi gelir. Önce de peki neredeydi? İnsan kendisine dönük değil miydi? Hegel, Tinin Fenomenolojisi'nde diyor ki, şimdiye kadar insan zihninde
bir gelecek dünya tasavvur etti. Ve orayı harika bir şekilde düzenledi. Ne bileyim, melekler nerede, Tanrı nerede, cennet nerede, cehennem nerede. Öbür dünyayı harika bir şekilde düşündü, örgütledi zihninde. Ama bu dünyayı unuttu. Şimdi yeni çağla birlikte, insanlık, öbür dünyadan gözünü, iç gözünü ve dış gözünü nereye döndü? Bu dünyaya döndü. Daha doğrusu hatta Hegel diyor ki insan önceden iç gözüyle ve dış gözüyle öbür dünyaya bakıyordu. Bu dünyada yaşıyor olsa da zihninde hep öbür dünyayla meşgul. Şimdi yeni çağla birlikte hatta zor kullanılarak da insanın iç gözü ve dış gözü bu dünyaya çevrildi. Bu dünyayı görmeye başladı. Fakat bu dünyaya bakan insan metafiziğini yitirdi. Önceden öbür dünyayı görebilmesi için bir metafiziği vardı. Yani Tanrı'yla uğraşmak, öbür dünyayla uğraşmak zihinde aslında metafiziksel düşünmek demek. İnsan zihni gözünü bu dünyaya dönmekle birlikte metafiziğini kaybetti. İşte bu eser gözünü, iç ve dış gözünü bu dünyaya ve kendisine döndürmüş olan insanın gözlerini tekrar birazcık yukarı çevirtip onu ne yapmak? Ayakları üzerine dikmek veya basit bir şekilde nesne olmaktan, canlı bir nesne olmaktan kurtarıp aklıyla, kavramlarıyla düşünebilen, insan onuruna yakışır bir yaşam sürebilecek bir varlık haline getirmek. Kabaca Hegel'in bütün motivasyonunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Geçen oturumumuzdan hatırlayın, Kant ne diyordu? Saf aklın eleştirisini niye yazmıştı? Yeryüzünü ne yapmak istiyordu? İnsanlığa neyi göstermek istiyordu? İnsanlığa saf aklın eleştirisini yazmakla Kant insanlığa neyi göstermek istiyordu? Yeryüzünü kendi evine nasıl çevirebilir, döndürebilir? Yani yeryüzünü kendi evi nasıl yapabilir? Kant'ın motivasyonu buydu. Bu motivasyon Fichte'de de var, bu motivasyon Schelling'de de var ve bu motivasyon Hegel'de de devam ediyor. Bunun Hegel'de ne anlama geldiğini şimdi birazdan göreceğiz. Şöyle diyelim isterseniz, bu mantık biliminin başında varlık kavramı var. Varlıkla başlıyor mantık bilimi ve mutlak ide kavramıyla bitiyor. Varlık kavramıyla başlıyor ve mutlak ide kavramıyla bitiyor. Bunun somut bir anlamı var. Hegel'de doktorasını yapmış bir filozof Ludwig Feuerbach diyor ki, Hegel'in ne yapmaya çalıştığını anlamak için öğrencileri birbirlerine girmiş durumdalar, anlamaya çalışıyorlar. Bazen Almanca'da de alt ediyorlar, yani bizim yaşlı ne anlatmaya çalışıyor bize, biz de anlamıyoruz lan diye. O tartışmaya Ludwig Feuerbach müdahale ediyor. Diyor ki, Hegel'in sisteminde sonda olan aslında aynı zamanda başlatırlar. Yani eğer mantık biliminin ikinci cildinin sonunda mutlak ide kavramı varsa, demek ki baştaki varlık kavramı da ide kavramına denk geliyor. Fakat baştaki ide kavramı bir yerde boş, yoksul diyor kendisi bazen. Sondaki mutlak ide kavramı ise baştakinin zenginleşmiş hali. Yani burada bir süreçsel düşünme tarzı var. Böyle olayların, olguların, olanların, var olanların oluşum sürecini, varoluşunu ve zamanla yok oluşunu ortaya koymayı amaçlayan bir şey. Yani şöyle diyelim,
Hegel mantık bilimiyle birlikte aslında şunu yapmaya çalışıyor. Modern bilimin anlamı, mesela Galileo'ya bakın siz, Galileo'ya bakın. Modern bilimin anlamı hareket kavramına geri dönüş. Orta çağ kavramında ne vardı? Statik düşünme vardı. Her şey ezelden beri böyleydi, ebediyete kadar da böyle sürecek. Modern bilimin anlamı ise hareket demek. Aslında eskilere, Aristoteles'e vesaire geri dönüş söz konusu burada. Bundan dolayı şimdi hareketi felsefenin içerisine yedirerekten anlatmak demek, her şeyin varoluşunu, oluşunu ve yok oluşunu anlatmak demektir. Yani burada ne var? Bir devinim felsefesi var. Bir devinim felsefesi var. Şimdi mantık biliminin iki temel ayağı var. İç bölümler biraz farklı. Fakat mantık biliminin iki temel ayağı var. Bunlardan bir tanesi nesnel mantık. İkincisi ise öznel mantık. Diyor ki Hegel, nesnel mantık aslında nesnel mantık varlık öğretisinden, yani varlık nedir sorusuna yanıt veren öğretiden ve öz mantığı veya öz öğretisinden oluşuyor. Bunun ikisine kendisi nesnel mantık diyor ve bunun ikisi eskiden metafizik denilen şeyi yerine geçiyor. Yani ontoloji, buradaki ontoloji metafiziğin yerine geçiriliyor. Böylelikle aslında metafizik ne olmuş oluyor? Eskiden bizim Aristoteles'ten beri bildiğimiz metafizik ikiye ayrılmış oluyor. Bir tarafta teoloji, bu artık teologların işidir. Diğer tarafta ise ontoloji, felsefenin temeline birinci bilim olarak, temel bilim olarak ontoloji yerleştiriliyor. Bu iki mantıksal şeyi var, bölümü var. Nesnel mantık ve öznel mantık. Evet, şimdi Hegel'in kurmuş olduğu bilim sisteminde, kendisi buna bilim sistemi diyor. Bilim sisteminin birinci bölümünü T'nin fenomenolojisi oluşturuyor. Birinci bölümünü. İkinci bölümünü ise mantık bilimi oluşturuyor. Şimdi Hegel'in mantık biliminde ne yaptığını, nasıl çalıştığını, orada düşünme sürecini nasıl işlediğini anlatmadan önce size Safak'ın eleştirisinde düşünce nasıl işliyor, nasıl bir güzergah daha gidiyor, onu kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi geçen oturumumuzda biz yine Safak'ın eleştirisinde bir teorik bölümü var, bir pratik bölümü var demiştik arkadaşlar. Ve o şeyin Safak'ın eleştirisinin metin bakımından yapısını anlatmıştım. Şimdi ben size oradaki baştan sonra düşüncenin nasıl ilerlediğini söyleyeceğim. Şimdi Safak'ın eleştirisinde mekan ve zamanla başlıyor. Her şeyin başında mekan ve zaman var. Yani aslında mekanın ve zamanın dışında hiçbir şey yok demektir. Mekan her şeyin temelidir. Eğer Tanrı var ise o da mekanın içindedir. O da mekana ve zamana tabidir. Mekanın ve zamanın dışında bir şey yoktur. Şimdi Kant'ın bir Anschauung olarak ünlü olan bir kavramı var. Anschauung Türkçe'ye bazen görü diye çevriliyor. Görü. Fakat yani görmek fiilinden hareketle şey yapılıyor. Fakat Anschauung aslında Anschauen, bakmak fiili var orada. Anschauen bir şeye bakmak anlamına geliyor. Anschauung'da ben onu Türkçe'ye şeye bakış olarak çeviriyorum. Şimdi Anschauung'da ne var? Özne bak, özne anlayışı var. Anschauung özne eğer Anschauen yapıyorsa, yani şeye bakıyorsa nereye bakar? Mekanla başlıyorsa mekana bakar.
Şimdi Kant bize şunu söylemeye çalışıyor. Bir algı dediğimiz bir şey varsa, kavram dediğimiz bir şeyimiz varsa, bunun bize nereden gelmesi gerekir? Mekandan gelmesi gerekir. Yani eğer kavramlarımız varsa, hani düşüncenin kökenindedir diye büyük tartışmalar yapılıyor ya, ona Kant diyor ki, kavramlarımızın kökeni, algımızın, kavramlarımızın, kategorilerimizin kökeni ne olabilir? Mekanla başlıyorsa ve her şeyi mekana için kuruyorsa, mekan. Yani Kant burada aslında bir gerçekçi gibi, epistemolojik gerçekçi gibi çalışıyor. Ve böylelikle kavramlarımızın, düşüncemizin kökenini açıklamış oluyor. Yani kavramlarımızın, kökenimizin kökeni neresidir? Dünyadır. Başka bir şey değil. Yani, metafizik bir şey değil. Tamamen de. Metafizik oradan gelişiyor. Oradan yükseliyor. Yani algıyla başlayıp ilerleyen süreçlerde soyutladıkça kavramların, kategorilerin oluştuğu süreç başlıyor ki o soyutlama gücüyle yavaş yavaş, yani metafizik yeryüzünden fark ediyorsanız sanki gökyüzüne doğru yükseliyor. Yani, önceden neydi? Gökyüzündeydi. Gökyüzünden yeryüzündeydi. Şimdi yeryüzünden gökyüzüne doğru yükseliyor. Şimdi ne var orada? Kant'ta yeryüzünden yükselen algı üzerinden, anşavuk üzerinden oluşan ne var? İnsanın yargıları var. Yargılar. Yargılardan sonra yargılar üzerinden neler oluşuyor? Kategoriler dediğimiz şeyler oluşuyor onda. Formel olarak olsa kategoriler oluşuyor ve yargı ve kategorinin sentezi olarak da üçüncü aşamada da neler var? İlkeler var. Bakın, algı üzerinden oluşan yargılar, kategoriler ve ilkeler var. Bunlar ne için lazım insana? Dünyaya bakabilmek için lazım. Yani insan algısı üzerinden, anşavın üzerinden dünyaya ilişkin kavram geliştiriyor, ilkeler geliştiriyor. Bunlar formel olsa bile Kant'ta. Bunlarla tekrar ne yapıyor? Dünyaya dönüyor. Çünkü dünyayı ev yapması gerekiyor. Yani dünyayı ne yapması gerekiyor? Edinmesi gerekiyor. Şimdi Kant kategoriler formeldir ve içi boştur diyor. Yani bizim kazanmış olduğumuz kategoriler içi boştur. Ve kategorilerin ne yapması gerekiyor? Dünya ile buluşması gerekiyor. Böylelikle kategorilerin içeriği nereden kazanılacak? Dünyadan kazanılacak. Dünyadan kazanılacak. Yani orada da işleyen ne var? Kategorilerle dünyaya baktığımızda Kant iki kavrama işaret ediyor. Bunlardan bir tanesi zaman, diğeri ise tasavvur gücü. Hatta yaratıcı tasavvur gücü. Yani insan, kavramlara sahip olan insan dünyayla buluştuğunda, kategorilerini dünyayla buluşturduğunda ne yapıyor? Dünyayla kavramlarını sentezliyor. Önceden boş kategorileri vardı, öbür tarafta da dünya vardı. Dünyayı kazanaraktan kategorilerinin içini ne yapıyor? Dolduruyor. Böylelikle ne oluşuyor? Zaman içerisinde ve tasavvur gücüyle insan ne yapıyor? Bir ne diyelim, öznel olanla kategoriler, nesnel olan dünya arasında ne oluşuyor? Bir sentez oluşuyor. Şimdi Saf Hakk'ın eleştirisindeki birinci bölümdeki düşünsel güzergah böyle gidiyor. Yani birinci bölümde oraya aşkınsal estetik ve aşkınsal mantık bölümü diyoruz bazen. Bunun ikisinin sonuna geldiğimizde insan aslında bir neye ulaşmış oluyor? Dünyanın sentezine ulaşmış oluyor. Ortaya kategorilerle buluşmuş olan bir dünya ortaya çıkıyor. Yani kategorilerin içi dünyanın bilgisiyle ne olmuş oluyor? Dolmuş oluyor. Şimdi ortaya çıkan kavram
bir sente. Ortaya çıkan kavram nedir? Aslında formel olarak olsa Kant'ta teoriyle pratiğin sentezi. Teoriyle pratiğin, yani dünyayla teorinin sentezi ortaya çıkan ise antik Yunanca'daki tabirle söyleyecek olursak praxis kavramı. Praxis kavramı ortaya çıkıyor. Şimdi Kant'ın ondan sonraki şeyin, Safaklı'nın ikinci bölümünde bir diyalektik bölümü dediğimiz bölüm var. Ondan sonra diyalektik bölümü başlıyor ve ortaya çıkan dünyayı edinmiş olduğumuz kavramın Kant bizi nereye kadar taşıyacağını soruyor. Çünkü ortaya sentezden oluşan bir kavram oluşturduğumuz zaman zorunlu olarak gelecek sorusu ortaya çıkıyor. Bu kavram bizi gelecekte nereye kadar taşıyabilir? Nereye götürüyor bu dünya bizi? Oluşmuş olan kavramımız, sentezimiz bizi nereye götürüyor diyor. O diyalektik bölümünde işte Kant diyor ki kavramımızın deneyimi aşılması gerekir. Kastettiyse o diyalektik bölümünde bunu uzun uzun temellendirmeye çalışıyor kendisi. Kavramımızın dünyanın ötesine geçmesi mümkün değil ve geçmemelidir. Çünkü insan ancak bu dünyanın bilgisine sahip olabilir. Öbür dünyanın, yani ayaklarıyla öbür dünyada olmadığı için, ayaklarıyla öbür dünyaya basmadığı için, yani zihninde ne kadar soyutlarsa soyutlasın, ulaşabileceği, soyutlama gücüyle ulaşabileceği sınır bu dünyanın veya bu varlığın sınırıdır. Bu dünyaya bakabilir. Bundan dolayı diyalektik bölümünde Kant uzun uzun insanın neden deneyimin ötesine geçemeyeceğini ve geçmemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü o zaman insan neye başlayacak yine? Yani rastgele, metafiziğin reddi yok burada fark ediyorsanız. Metafiziğin dünyevi şekilde yeniden kurgulanması var. Şimdi rastgele insanlar kavram oyununa başlarlarsa nereye gidecekler? Basit bir şekilde. Rastgele, yani öbür dünya tasavvuruna vesaire vesaire gidecekler, yine kendi gerçekliklerine ne olmuş olacaklar? Yabancılaşmış olacaklar. Yani o zaman kendi gerçekliğine yabancılaştığı zaman bu dünyayı, kendi evi ne yapamaz? Yapamaz. Ama Kant metafiziğe tamamen karşı durmuş değil mi? Hayır. Metafiziğin dünyevi olarak yeniden kurulmasını... Hegel değil mi? Kant'ta da böyle. Kant'ta da mı? Metafizik nasıl mümkündür sorusunu soruyor. Metafizik kavramı şimdi çok şey yapıyor da, bir oraya bir parantez açıp metafizik kavramı şöyle bir, yani mesela ben tabii ilk başta metafizik fizik ötesi diye, ama şimdi yani gittikçe insan tabii felsefenin içine girdiği zaman işte bunun içine özgürlük kavramı, işte az önce mesela belki Hegel'de onur kavramı, insan bir yaşama gibi. Ya onu çok kısaca bir parantez açabilir misiniz? Çünkü metafizik deyince bize örnek oluşturan şey, burada biliyorsunuz Aristoteles'in kitabı. Metafizik başlığını, ismini taşıyan Aristoteles'in kitabı. Kitabın ilk bölümü bir varlık felsefesi. İkinci bölümü ise teoloji. Teolojiyle, yani varlık felsefesiyle teoloji, yani Tanrı öğretisi, ikisi bir arada duruyor. Şimdi orta çağda aslında bu şeyle aşağı yukarı bu konseptle çalışıyor. Modern çağla birlikte, mesela bunu Alman filozoflardan Christian Wolff'ta çok açık bir şekilde görürüz. Çünkü teolojiyle metafiziği ayırıyor. Bunlar artık aynı çerçevede, bunların aynı çerçevede durmaları mümkün değil. Kendisi. Şimdi modern metafizik söz konusu olduğunda fizik ötesi, yani doğanın üzerinde olan şey. Doğanın üzerinde olan şey, işte bedenimiz diyelim, biz doğal varlıklarız. Fakat bu doğal varlık olarak bir de neyimiz var bizim? Kavramlarla düşünme yeteneğimiz var. Örneğin atıyorum, diyelim ki ne diyelim? A kitabı ile B kitabı. Fiziksel bir varlık bu. Bu da fiziksel bir varlık. Fakat ben A kitabı dediğim zaman bunu işaret ederim. B kitabı dediğim zaman bunu işaret ederim. Ama kitap dediğim zaman
zihinsel olarak nereye çıkıyorum? İkisinin üzerine çıkıyorum. Bakın böyle. Böyle soyutlama gücü ilerledikçe biz metafiziksel alanda, yani modern anlamda kavramlarımızla soyutlamamızı artırdıkça yukarıya çıkıyoruz. Yani fizik ötesinde yukarıya doğru ilerliyoruz anlamına göre. Metafizik klasik anlamda, kökensel anlamda bu anlama geliyor ve modern şeyde aslında bu demek. Kavramlarla düşünme yeteneği. Zihinsel soyutlama. Zihinsel soyutlama sonucu elde edilen kavramlarla düşünme. Kavramlardan oluşan, saf aklın eriştirisi kavramların bir sistemidir örneğin. Mantık bilimi de öyle. Yani modern çağda metafizik dediğimiz zaman aslında ontoloji demek daha doğrudur. Belki de Hegel'den sonra ontoloji, epistemoloji ve yöntemi hepsini birlikte mantık olarak tanımlamamız gerekiyor. Şunu birleştiriyor çünkü burada. Ontoloji, epistemoloji, ontolojiden epistemoloji çıkıyor, epistemolojiden de yargı gücü çıkıyor. Yani kavramlar mantığı çıkıyor. Bu şeyi hepsini bugün için eğer metafizik demek istiyorsanız diyebilirsiniz. Hegel buna sonunda mantık diyor. Evet, bu şeyi söylüyor. Şimdi Kant'ın saf aklın eleştirisindeki bu şeyini düşünsel güzergahı böyle anlattıktan sonra bu Hegel'de nasıl oluyor? Şimdi amacımız burada unutmayalım nedir? Bir dünya tasavvuruna ulaşmak. Dünyamızı anlamak. İnsan dünyayı, yani burada diyelim ki ne, işte İzmir'in herhangi bir yerinde, herhangi bir sokağında, herhangi bir evinde, koltuğunda otururken, yani milyarlarca insanlığın içerisinde ayrıntıda kaybolmuş olan bir insan bireyi düşünün. Hepimiz öyleyiz. Şimdi bu insan bireyi diyelim ki evinde oturma odasındaki koltuğunda otururken dünyaya bir bütün olarak nasıl bakabilir? Çünkü kendisini insan olarak kavrayabilmesi için ve dünyasının halini görüp yaşamına anlam verebilmesi için dünyaya bütünlüklü bakabilmesi gerekiyor. Ama bizim her birimiz burada ayrıntıda kaybolmuş insanlarız. Varlığımızdan, yokluğumuzdan neredeyse kimsenin haberi yok. O kadar da değil. Yani 5 milyar insan düşündüğünüz zaman veya bugün 7 milyar insan düşündüğünüz zaman. Bizim takipçimiz var hocam. Arkadaşlarımız var. Evet. Biz çok farkındayız biz. Hayır, kıyasladığınız zaman yani 7 milyarla kıyasladığınız zaman anladım sizi. Ama 7 milyarla kıyasladığınız zaman neredeyse kimse bizi bilmez, tanımaz. Recep Tayyip Erdoğan'ı biliyor. Evet. Ama bizim o ayrıntıda kaybolmuş olan birey olarak dünyaya bütünlüklü bakabilmemiz gerekiyor ki dünyanın halini, insanın halini sorgulayabilelim. Kendi yaşamımıza o bütünlüklü tabloyu görünce kendi yaşamımıza o bütünlüklü tablonun içerisinde bir anlam verebilirim. Yoksa o kendi dar dünyamızda kaldığımız zaman kendimize bir yerde aynada bakar gibi bakamayız ve yaşarken yaşamımıza yön veremeyiz. Yani yaşamımıza anlam veremeyiz. Burnumuzun önündekine en fazla görebiliriz. Yani anlık ve günlük yaşarız. Reflektif yaşayamayız. Ben neyim, ne olmak istiyorum, nasıl bir yaşam sürmek istiyorum vesaire gibi soruları eğer o ayrıntıda, zihnimizde o ayrıntıda kaybolursak, yani Hegel'in tabiriyle ne oluruz? Yerde sürünen solucanlardan farkımız olmaz. Şimdi Hegel Kant'ta hadi Zeki. Hocam bir yemek molası verebilirsin yani. Hocam da açtım. Efendim? Üçüncü bakarsak haklı. Alışveriş olacak, yiyeceğiz, kazanacak mesela. Nasıl? Birazcık anlatalım mı ondan sonra? Beş dakika. Şimdi efendim? Beş dakika olmuş. Çok mu olmuş? Az olmuştu.
Ya çok olmadı, biraz anlatalım. Ara verelim. Yok hayır, biraz anlatalım işte. Tamam. Anlatırken de yiyebilirsiniz. Bence yemek için. O sadece birazcık fazla zordu, onun için dedim. Şimdi Kant'ın saf aklın eleştirisine bakarsanız arkadaşlar, sistemin içerisinde özner olan var, yani kategoriler var ve dünya nesner olan var. İkisi beraber. İkisi beraber ve Kant öznel olanı önce kuruyor, kategoriler olarak öznel olanı önce kuruyor, ondan sonra dünyaya bakıyor. Şimdi öznel olan ve nesnel olan. Öznel olan ortak ama değil mi? Benim... Efendim? Öznel olan kategoriler ortak ama herkeste var. Herkeste evet, herkeste ama öznel olan yani. Öznel olan önce, yani her ne kadar mekandan kazansa da öznel olan, ondan sonra nesnel olan ve perspektifsel olarak da sentez var orada. Diyalektik bölümündeki şey bu. Şimdi Hegel şöyle düşünüyor. Öznel olanı direkt varlığın içerisinde tasavvur edersem, hakikatte olduğu gibi öznel olan direkt varlığın içerisinde tasavvur edersem, o öznenin ortaya atacağı dünya tasavvuru en fazla kendisine has olabilir. Yani öznenin varlığa bakmadan önce, varlığa bakmadan önce diyor Hegel, Kant'ın yaptığından farklı olarak varlığa bakmadan önce bilimsel bir bakış açısı yakalaması gerekir. Bilimsel bir bakış açısı yakalaması gerekir. Yani bilimsel bakış açısına yükselmesi gerekir. Birinci şey bu. İkinci şey ise şu. Şimdi Kant'ta mekandan algılanan ve oluşan kategoriler var. Fakat Hegel diyor ki insanın kendisine gerçekten varlıkta insan olarak bakabilmesi için kendisini insanlık bireyi olarak, insanlığın bireyi olarak kurabilmesi gerekir. Bu nasıl olacak? İşte Hegel diyor ki bunu mekanın içerisinde, varlığın içerisinde göstermek mümkün değil. Çünkü bir şeyin tarihsel olarak oluşmasıyla, o tarihsel olarak oluşan şeyin düşüncede yeniden ortaya konması arasında neredeyse zıttı bir şey var diyor. İlişki var. Yani şöyle diyelim. Şimdi önce hoşçakalın. Hegel önce Thiel'in fenomenolojisinde bir yerde bize insanlık bireyinin nasıl oluştuğunu gösteriyor ve sanki mekanın dışında yapıyormuş gibi oluyor bu. Oysa insan mekanı içerisinde, zihninde ama zihninde olanı yeniden gösterebilmesi için, bir kitapta örneğin ortaya koyabilmesi için tam tersi bir şey işliyor. Yani mekanın içerisinde ne diyelim ki ne, doğada işte diyelim tek hücreli varlıklar oluşuyor, canlılar oluşuyor ve insana kadar diyelim ki ne gelişiyor. Hegel yani bunu böyle basit bir şekilde anlatmak anlamına gelmiyor diyor. Dünya tasavvurusu yapmak. Tam tersine aslında bizim bir yerde insan bireyinin nasıl oluştuğunu göstermemiz için tersinden başlamamız gerekiyor. Zihnimizde tersinden başlamamız gerekiyor. Onun için sanki insan mekandan önce veya varlıktan önce var olmuş gibi gözüküyor zihnimizde. Oysa şeyde insanın var olabilmesi için önce varlığın olması gerekir. Varlıkta insanın var olması gerekir. Bunun teoride ortaya konması dediğim gibi tam tersine işliyor diyor kendisi. Onun için şeyde
Şimdi biraz ilerleyince daha da anlaşılacak kendisi. Müsaade ederseniz göreceksiniz. Şimdi Tien'in fenomenolojisinde arkadaşlar bir algı teorisiyle başlayan ve sonunda da tam mutlak bilgiye kadar giden bir süreç var. Algı teorisiyle başlayan ve mutlak bilgiye kadar giden bir süreç var. Mutlak bilgiyle kastedilen teorik bilgiyle pratik bilginin sentezi. Buna mutlak bilgi diyor. Şimdi bütün bu süreç algı teorisinden sakine mutlak bilgiye kadar giden süreci Hegel her bir bireyin, her bir insanın kendisini insanlık bireyi olarak kavramasına, insanlık bireyinin seviyesine yüceltmesi olarak kavruyor. Yani şöyle diyelim, Tien'in fenomenolojisini okuyan bir birey, insan bireyi kendisini bütün bir insanlığın bireyi olarak kurur diyor. Bütün bir insanlığın tarihinin zenginliğine sahip çıkar. Öyle diyor. Bütün bir insanlığın düşünsel mirasına sahip çıkar. Öyle diyor. Şimdi biz doğup büyüdüğümüz zaman nerede doğup büyüyoruz? Hepimiz bir ailenin içerisinde doğuyoruz. Ailenin içerisinde büyüyoruz. Bir toplumun üyesiyiz, bir ulusun üyesiyiz, bir halkın üyesiyiz vesaire. Ama bütün bir insanlığın üyesi pratik olarak olamıyoruz. Şimdi bundan dolayı kimimiz kendimizi işte Kürt diyoruz, Türk diyoruz, Yunan diyoruz ama insanlık bireyi olarak kavramak ne demektir? Bir insanın kendisini insan olarak kavraması işte her birimizin ulusunun, halkının, toplumunun sınırları ötesinde olan diğer ulusların, halkların hepsinin ortak mirasının ürünü olarak kendimizi yeniden yaratmamız gerekir. İşte Hegel bunun bir yerde Tien'in fenomenolojisinde gerçekleşebileceğini söylüyor, düşünüyor. Tien'in fenomenolojisinin başından başlayıp sonuna geldiğimizde, yani mutlak bilgi seviyesine geldiğimizde Hegel diyor ki, mutlak bilgi seviyesine geldiğimizde insan kendisini insan bireyi olarak kurmuş olacak. İnsan bireyi olarak kurmak da insanlığa insanlık olarak, varlığa varlık olarak bakmanın ön koşulu. Şimdi biz kendimizi mesela bir Türk olarak mutlaklaştırdığımız zaman en fazla nereye kadar bakabiliriz? Türkiye'nin sınırlarının içerisine bakarız. Türklüğe bakarız. Yani dünyanın öbür tarafı bizi hiç ilgilendirmez. Çünkü kendimizi bir parçayla tanımlamış oluruz. Aynı şekilde Yunan veya Kürt veya Arap. Hiç fark etmiyor. Alman da olabilir vesaire. Ama bizim kendimizi bir yerde işte bütünün parçası olarak kavramamız gerekiyor. Yani insan olarak kavramamız gerekiyor. İşte bilimsel düşünme seviyesine yükselmek demek bu demek Hegel açısından. Zaten modern çağ her şeyden önce ne çağıdır? İnsanlık çağıdır. Yani insanın kendisini insan olarak kavrayabildiği çağdır. Önceden ne vardı? Barbarlar ve uygarlar vardı. Yunanlar ve baybarlar vardı vesaire. Vesaire işte ne bileyim Müslümanlarla Hristiyanlar vardı. Yani insanlık kendi içerisinde paramparçaydı ve ötekini, diğerini hep ötekileştirme vardı. Modern çağ veya yeni çağla birlikte başlayan tarih bütün bir insanlığın kendisini bütünlüklü olarak kavrama çağıdır. İnsanın insana insan olarak bakabildiği çağdır. Önceden insan ya Yunan'dı ya başka birisiydi, ya barbardı ya başka birisiydi. Yani bütünlüklü bakış yoktu. İşte Hegel o bütünlüklü bakışı, yeni çağın getirmiş olduğu bütünlüklü çağın Tien'in fenomenolojisiyle birlikte kazanılabileceğini söylüyor. Humanist bir bakışta denilebilir mi? Evet, humanizm, son derece humanist bir bakış. Yani insana insan olarak. Evet, evet. Yeni çağ humanizmi, yani Rönesans humanizmi dediğimiz şey burada bir yerde Hegel'de en üst aşamasına ulaşıyor diyebiliriz. Hocam bu insan bilincinde hani Geist kavramı vardı ya, onun kendini geriden bulması. Bu tarz bundan mı bahsediyor, yoksa başka bir şey mi?
kendisini bulması, yeniden bulması demeyeceğim çünkü kaybedip yeniden bulması anlamı, önceden insanlık bu seviyede düşünemiyordu yani. İnsanlığın kendisine insanlık olarak bakması, insanın kendisine insan olarak bakması, şey olarak, zihinsel olarak en üst seviyede veya en soyut seviyede düşünmesi anlamına geliyor. Yani zihinsel etkinliğin en soyut aşaması bu. İstiyorsanız gayiz kavramıyla konuşalım. Mutlak gayiz diyor kendisi buna. Mutlak gayiz yani teori ve pratiğin sentezlendiği kavramlarla çalışabilen, düşünebilen insan demek. Gayiz kavramını kim söylüyordu? Hegel kullanıyor onu. Hegel kullanıyor. Fakat Gayiz kavramı Alman düşünce tarihinde yeni bir kavram değil. Hegel'le birlikte kullanılan bir kavram değil. Aynı şekilde Kant'ın kullanmış olduğu Anschauung kavramı da Kant'la birlikte başlayan bir kavram değil. Anschauung kavramı Orta Çağ Alman düşünce tarihinde aslında Tanrı'ya bakış demek. Anschauung aslında Tanrı'ya bakış demek. Şimdi Kant bunu ne yapıyor? Sekülerleştiriyor. Anschauung kavramıyla neye bakıyor? Dünyaya bakıyor, mekana bakıyor. Yani dünyaya birleşen bir Anschauung var orada. Şeye bakış var. Geist ise aslında kavramlarla düşünme yeteneği diyelim. Soyut düzeyde kavramlarla düşünebilen insan demek. Aslında bazen Geist mesela Hegel insan anlamında da kullanıyor. Mesela Geist diyor, virgül, insan diyor, virgül, tekrar devam ediyor. Yani öyle eş anlamlar da var. Fakat vurgu insanın kavramlarla düşünebilme yeteneğidir. Yani insanın en üstün yeteneği, insanın kavramlarla düşünme yeteneği, akıllı düşünme demek aslında. En üstün yeteneği insanın, yetisi. Geist kavramı mesela Orta Çağ'da ne anlamına geliyor? Aslında tanrısal bir yeti. Tanrı anlamına bile gelebiliyor. Tanrı anlamı veya bazen Tanrı'ya en yakın olan. Kamil insan olarak. Kamil insan. Yani kamil kavramını bu bağlamda kullanabilir miyiz bilmiyorum, emin değilim. Karşılaştırmayı yapmadım çünkü onun için yorum yapamayacağım. Anlattığınızda bir aşamaya geldiniz. Kemal nokta demek zaten. Kamil, ama kamillikte tanrısal şeyi bilmek demek. Yani tanrıyı bilmek demek. Yoksa evet. O anlamda bir... Belki o zaman eski anlamda yani Geist kavramının Orta Çağ'daki anlamı belki ona denk gelebilir. Fakat Hegel'de kavram dünyevidir. Ve sadece insanın kavramlarla yani en üstün düşünme tarzına... Yüksek soyutlamayla. Evet. Ama Hegel dünyevi diyorsunuz ama metafizik... Metafizik dünyevi olabilir yani. Metafiziksel şey dünyevi nesna. Artık. Nesna kısmı olmuş. Yani metafizik soyutlama. Evet, ama dünyevi demek hani elle dokunduğun hayır. Nesnel bir şey. Oradan çekip oraya geçiyor. Oradan biraz önce dedim ya, kitap dediğim zaman elle dokunamıyorum yani. A kitabı, B kitabı, belki kitap. Nerede? Ama kitap metafizikli kavram değil. Kavram artık soyutlanmış. Bir öncekine göre tekamül etmiş diye. Bir önce anlattığınız evet. A kitap, B kitap. Yani burada metafiziksel denilen şey veya bilinçsel gerçeklik veya teorik gerçekliğimiz diyelim. Bazen meta gerçeklik de diyoruz ona.
felsefede varlık ve bilinç dediğimiz oluyor. Yani varlık bir yerde nesnel gerçekliğimiz, hakikat. Ona denk gelen bir bilinç dünyamız var. Manevi dünyamız yani. Ona denk gelen şey metafiziksel olan o aslında. Modern anlamda artık o. Yani dünyevi denmesinin nedeni onun dünyayla ilişkili olması. Dünyadan kazanılıyor olması. Ne bileyim işte mesela insanlık dediğimiz zaman aslında insanlık metafiziksel bir kavram. Fiziksel bir kavram değil. Doğan göçmen fiziksel bir kavram. Çünkü renk bir kişiye işaret ediyor ama insan dediğimiz zaman hangi insan? Onun için o kavramımız yani hepimizi kapsayan bir kavram. Bizden kazanılan ama bir yerde bizim üstümüzde olan bir kavram. Yani insanlığı gösterebilir misiniz dediğim zaman gösteremeyiz. Neden? Çünkü o artık soyutlanaraktan kazanılmış olan bir şey. Teker teker insanları gösterebiliriz. Kavramlar basamak basamak indiği zaman herhalde orada teoloji ve ontoloji diye ayırdıktan sonra tekrar bir bakmanın bir zorluğu az önce bahsettiğiniz orta çağdan sonra ayrılan teoloji ve ontoloji diye ayrıldığında Hegel'in orada anlatmak istediği şu da şöyle ifade edilebilir belki. Alemdeyiz ve alemden ayrı düşünmemiz mümkün değil. Bildiklerimizle bilmediklerimize bir yol alabiliriz. Mutlaka mekana, zamana ait olduğumuz o nesnel gerçeklik. Ama sadece onları bilmeniz için değil, bildiklerimizle yüksek soyutlamada daha bilmediklerimizle bir yol neden anlattınız. Bilinenden bilinmeyene doğru. Bilinmeyen neye göre bilinmeyen? Bilinmeyecekliğinden dolayı değil. O an için algısal düşünsel olarak bir üst soyutlamaya geçmediği için bilinmez olan. Bilgi ve etkinlik alanının dışında olduğu için. Şimdi isterseniz bu şeyi şöyle de açıklayalım. Metafiziksel olanda neyi kastettiğimizi biraz anlamak için. Adam Smith'ten bir örnek vermek istiyorum size. Adam Smith diyor ki sıra alalım ırmak kavramını. Şimdi diyelim ki ne bir grup insan bir ırmağın kenarında yaşıyor. Onlar ırmak dediği zaman kaç ırmağı işaret edebilirler? Hayatlarında bir ırmak varsa bir ırmağı. Irmak dedikleri zaman o ırmağı kastederler. Ama diyelim ki insanların doğadaki etkinlik alanı genişledi. Fırat'tan Dicle'ye doğru yol aldılar ve birdenbire Dicle'yi de keşfettiler. Şimdi hayatlarında iki tane ırmak var. Irmak kavramı şimdi aynı anda kaç tane ırmağı işaret eder? İki. Bu kavram işte soyutlanmış kavram oluyor. Dicle veya Fırat dediğimiz zaman doğrudan fiziksel olanı işaret ediyoruz ama ikisini birden ırmak kavramı altında topladığımız zaman ırmak kavramı artık fiziğin ötesine taşınmış oluyor. Soyutlama gücüyle elde etmiş olduğumuz şeye bundan dolayı kavram diyoruz. Kavramlar hep geneldir zaten. Irmak kavramı mesela önceden bir ırmak vardı ama hayatımızda şimdi iki ırmak var. Ve kavramımız aynı anda iki ırmağa birden işaret ediyor. Diyelim ki daha sonra üçüncü bir ırmak oldu, beşinci bir ırmak oldu vesaire. Irmağımız arttıkça kavramımız ne oluyor? Soyutlanaraktan daha da yükseğe taşınıyor, daha da yükseğe taşınıyor. Kaplam yani, genişliyor. Kaplam genişliyor ve tabii içerik de zayıflıyor. Evet. Ama metafiziksel soyutlama seviyesi de yukarıya doğru ne olmaya başlıyor? Çıkmaya başlıyor. Bu yani kastedilen şey kavramımızın kapsamış olduğu nesnel dünyadaki nesnelerin sayısı arttıkça kavramımız ne oluyor? Soyutlanıyor ve oradaki fizik ötesi bir ne ortaya çıkıyor? Düşün dünyamız ortaya çıkıyor. Adam Smith buna mesela metafiziksel alan diyor. Metafizik. Tarih ilerledikçe metafiziğimiz de yani fizik ötesi şeyimiz de dünyamız da genişliyor diyor. Artıyor ama soyutlanıyor aynı zamanda. Kastedilen bu. Yani herhangi bir fiziksel nesneden daha fazla şeyi kapsayan kavramlara biz en alt seviyeden başlamak üzere metafiziksel diyoruz. Yani fizik ötesinde olan. Şimdi orta çağda metafiziksel falan deyince teolojik bir takım şeyler falan da olurdu. Yeni çağla birlikte
o artık teolojinin şeyine gidiyor. Araştırma alanına gidiyor. Yeni çağla birlikte metafizik dendiği zaman dünyevi kavramlar kastediyor. Yani doğadan, toplumdan, tarihten kazanılmış olan kavramlar kastediliyor. Mesela nitelik, nicelik gibi kavramlar mesela doğrudan metafiziksel kavramlar, nicelik, nitelik gibi kavramlar örneğin veya ilişkiler gibi kavramlar. Bunlar dünyayla alakalı olan şeyler. Şimdi tekrar Hegel'e dönecek olursak dinin fenomenolojisinin içerisinden gelip geçen bir insan, kendisini insanlık bireyi olarak kavrayan bir insan diyor Hegel, ne yapabilir? Bütün bir insanlığa kuş bakışı bakabilir. Zihninde sadece Türk kalan veya zihninde sadece Kürt kalan, yani kendisini Kürtlükle ve Türklükle ve başka hiçbir şeyle özdeşleştiremeyen bir insan ne yapamaz? Bütün bir insanlığa, bütün bir varlığa kuş bakışı bakamaz. Dolayısıyla insanlık hali nedir diye soru soramaz. İnsanın bir yerde sadece basit bir şekilde istemekle de değil. Gerçekten şey düzeyi bakımından, soyutlama yeteneği bakımından kendisini gerçekten bütün bir insanlık seviyesine çekebilmesi gerekiyor. Yani bütün bir insanlığa kuş bakışı bakabilmesi gerekiyor. İşte o da bütün bir tarihi, bütün bir insanlığın yaratmış olduğu düşünsel, kültürel, entelektüel, bütün bir mirasın sahibi olarak görmesiyle mümkün insanın kendisi. Yani hani ne diyelim, eğer neydi bir El-Kaide miydi neydi? Atıyorum Afganistan'da bir Buda heykelini bombalıyor diyelim. Buna işte yüreği, bunun acısını gerçekten yüreğinde hissedebilen insan, gerçekten hiç alakası olmasa da o kültürle, o ülkeyle, o inançla hiç alakası olmasa bile orada yok edilen şeyin bir insanlık mirası olduğunu bilen ve onun acısını yüreğinde hisseden insan, gerçekten kendisini insan olarak kavrayabilen insandır. Şimdi ben bazen böyle bir şey olsun diye, test olsun diye şöyle bir şey soruyorum. Orada herkes kendi kendisine soruyor. Ben tabii ki ne istiyorsunuz diye sormuyorum artık. Ama Adam Smith'in şöyle bir şeyi var ki bu Hegel içinde geçerli olan bir şey. Hegel gençlik yıllarında okulu bitirdikten sonra felsefi yön arıyor kendisine. Felsefi yönelimini sorgulamaya başlıyor ve felsefi yöneliminde yön bulmasına en çok yardımcı olan Adam Smith'tir. Adam Smith'in eserleri. Özellikle Ulusların Zenginliği, tabii ki Ahlak kitabı da Hegel için orada çok çok önemli bir şey. Diyor ki Adam Smith, İngilizlerle Fransızları kıyaslıyor. Şimdi İngilizler 30 milyon. Sayıyı ben uyduruyorum şimdi ama böyle bir şey veriyor kitabında, örnek veriyor. Ve Fransızlara bakıyoruz. Fransızlar 60 milyon. Şimdi burada bir ölüm kalım meselesi olsa, ben bir İngiliz olarak ölüm kalım meselesi olsa ve az ölen insanlar, insanlığın çoğunluğunu kurtarma ikilemiyle karşı karşıya kalırsa, yani insanlığın soyu sürmesi için ya Fransızlar ölecek ya İngilizler ölecek diye bir ikilemle karşı karşıya kaldığında, İngiliz olarak ben Fransızlar insanlığın daha büyük bir kesimi temsil ediyor, onlar yaşamalıdır diyebiliyorsam diyor, o zaman işte kendimi insan olarak hissediyorum. Ha? Böyle bir şey olamaz. Biraz saçmalamış bence. Yani şey olarak insanın kendisini, insan böyle bir şey tabii ki olmaz. Yani hakikatte böyle bir şey olmaz ama bu soruyu
insanın kendisine sorun. Ben bu durumda gerçekten tereddütsüz bir şekilde böyle bir ikilemle karşı karşıya kaldığımda, örneğin diyelim ki karşımda 5 tane diyelim ki Afrikalı siyah insan var, 2 tane de benim ulusumdan beyaz insan var veya 2 tane de Türk var diyelim. Şimdi ya o 5 insanı kurtaracağım ya kendi ulusumdan 2 insanı kurtaracağım. O zaman farklı ama. Ha? O zaman farklı. Siz demin dediğiniz örnekte bu farklı. Aynı. Siz kendiniz varsınız. Yani ben. Aha. O ben çok önemlidir. Hiç kimse hayatımda. Önemsiz demiyorum ama insanlık soyunun sürmesi meselesi. Benim karşıma 5 Afrikalı 2 tane şey gelse, 5 Afrikalı'yı kurtardım. Neden? Sayısı çok önemli. Onlar daha şey diyor. Evet, orada tabii soyun yok olma tehlikesi yok. Ama yani, Türk yok olma tehlikesi. Normalde ayrı yapmak gerekir ama ayrı yapmak mecburiyetinde kalırsak. Evet. Çok tersiz olur. 5 Fransız, 2 Afrikalı olur. Yine 5 kişiyi kurtarırsın. Çünkü insan olmak öyle bir şey. Evet, 5 kişiyi kurtarırsın ama mesela işte şeye gelirse peki durum nasıl olacak? İngilizler mi, Fransızlar mı? O zaman ben neredeysem onu kurtarırım. O zaman şu bilinebilir. Yani önce can o zaman. Evet. Sayısal, önce kendim. Önce kendim sonra bir yerde. İşgüdü o. Yani evet, sayısal çoğunluk kadar nitelik de önemli. Mesela o insanların tabii, doğurganlığı, tabii, sağlıklılığı, tabii. Belki de az olan çok daha tabii ki. Ne kadar temsil ettiği. Yani. Temsil ediyoruz. Yani. Çevrede evet. Yani. Biraz kötü bir çevre ama çevrede. Yani. Çok şey yani. Yani oradaki şey şu aslında insanı burada yapay bir ikilem var ben biliyorum. Fakat Adam Smith'in burada bizi karşı karşıya bırakmış olduğu soru şu. Eğer bir ölüm kalım meselesi söz konusu olduğunda siz insanlığın çok olan kısmını mı kurtarırsınız hayatta kalması için az olan kısmını mı kurtarırsınız? Yani az olanı çok olana mı feda edersiniz? Yoksa sizin ulusunuz olduğu için çok olanı az olana mı feda edersiniz? Yani böyle bir ikilemle karşı karşıya kaldığınızda Adam Smith'e göre ben ister benim ulusumdan olsun ister olmasın insanlığın daha çok olan kısmını kurtarmaya yönelim diyebiliyorsanız yapabiliyor musunuz diye sormuyorum fakat ama bunu yapabiliyoruz. Bütün insan, yani insanlığın çok olan ikilemle karşı karşıya kaldığımızda insanlığın daha kalabalık olan kesiminin kurtulması için çaba gösteririm diyebiliyorsanız ve bunun sonunda gerekirse kendi ulusunuzun kaybolma tehlikesi var ise işte o zaman bir yerde bir insan gibi, insan bireyi gibi davranmış oluyorsunuz. Yani insanlık mirasına, insanlık soyuna sahip çıkmış oluyorsunuz. İşte Hegel, tinin fenomenolojisinin içinden gelip geçtiğimiz zaman öyle bir insan olabiliriz diyor. Yani insanın kendisini sadece mesela ulusunun veya toplumunun ferdi olarak kavraması değil, aynı zamanda bütün bir insanlığın bir aile olarak düşündüğünüzde, bütün bir insanlığın onlara karşı da en az kendi ulusumuza kadar ve toplumumuza kadar sorumluluk duyduğumuz, onlara karşı da sorumluluk duyacağımız anlamına geliyor. Gerekirse dediğim gibi kendi toplumunuzu, kendi ulusunuzu feda etme pahasına bile olsa, yani daha da somut diyelim, gerekirse işte İzmir'de diyelim ki 100 tane ailenin hayatını kurtarmak için kendi ailenizi feda etme durumunda kalırsanız yapabilir misiniz? Şunu örnek gösterebilir miyiz? Yani çevreciler açısından söylemek istiyorum. Termik santraller, altın arama vesaire. Evet. Çıkar sağlamak için oradaki sağlığı yok etmek. Bu, Yani insani olmuyor o zaman. Evet. Adam Smith orada şunu der. Mesela o şeyden termik santrallerin diyelim ki 10 tane insan çıkar sağlıyor ve zengin oluyor. Evet, ama aynı zamanda para kazanıyor ama çalışanlar da para kazanmıyor aslında. Çalıştıranlar para kazanıyor herhalde muhtemelen. Evet. Ama mesela o termik santrallerin 10 insan zengin oluyor. Ama termik santralin üretmiş olduğu şeyler bir sürü insanın hayatını mahvediyor. Uzun veya kısa evinde. Tarımı ve hayvanları aynı zamanda. Zarar veriyor. Şimdi bu durumda o 5 insanın veya 10 insanın veya 100 insanın çıkarını, insanlığın çıkarına
feda edilebilmesi gerekiyor. Bunu hocam, doğru olan aksi hocam. Efendim? Doğru olan aksi azınlıkların hakları mı yoksa çoğunluğun hakkı mı? Burada azınlık çoğunluk kavramıyla çalışırsanız farklı bir şey ortaya çıkıyor mu? Çoğunluk diyelim, çoğunluk azlık diyelim azınlığa. Mesela o zaman biz Çinlileri mi çok savunacağız? Yani Çinlileri mi koyu şey etmiyoruz? O halde bir şey. Başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Peki o termik santralde işte kazanılan paranın diyelim ki önemli ölçüde bir düşkünlere yardım amacıyla kullanılması onu haklı çıkartacak mı? Eğer hayır, insan hayır. Hiçbir şey yok. Olabilir haklı çıkartacak. Çünkü insanlığa çok büyük zarar veriyor. İnsanlığın gelir. Ama işte başka yani, ama sadece insanlık aç ve hasta atıyorum işte o köyün nüfusundan çok daha fazla bir kalabalık bir şeye kullanacaklarını şey ama termik santral sadece insanlara zarar vermiyor, doğaya zarar veriyor, oradaki hayvanlara zarar veriyor. Humanist bakışa hani göre insan, yani insanlar alırsak yani birinden örnekte de hep insanlar var. Yani aslında orada ahlakla pragmatizm biraz karşı karşıya. Adam Smith'in ki çok ahlaki bir şey değil aslında ortaya koyduğu. Yani son derece ahlaki. Ahlaki ama aslında son derece pragmatik. Şimdi yani sizin, onun argümanınızı ben şöyle açıklayayım size. O zaman argümanınızı... Ben bir şey daha eklersem. Şimdi önemli olan şu. Karşınızda sağlam bir insan var. Öbür tarafta felçli, bitkisel hayatta olan bir insan var. Ve siz hangisini kurtarırsınız da nasıl bir yol izleyeceksiniz? Gerçek ahlaki ikilem aslında budur. Sizin içinizde olanla, çoğunlukla falan değil... İşe yarar olanı mı, yaramayanı mı, işe yaramayla alakalı olanda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Sorunuza yanıt vereceğim. Fakat sizin kullanmış olduğunuz argümanı, yani işte termik santral işletilirse orada diyelim ki düşkünlere bakılacak olur. Evet, dünyanın başka bir tarafında diyelim. Dünyanın başka bir tarafı. Olması milliyetçilik açısından daha iyi olur. Hani o insanlar başka bir yerde, diyelim ki işte Avustralya'da düşkün insanlar var. 1000 tane, 10 bin tane, 100 bin tane bir düşkün insan var. Oradan elde edilen gelir, oradaki insanlara bakılacak deniyor. Fakat o yapılan işin kendisi bütün insanlığa zarar veriyor. Kanıtı her taraftan. Ya o kadar soyut, somut bir şey olsa dünyanın hayır, her yerinde bu kadar kurulmaz ki. Yani o kadar, şimdi, yani burada yine soyutlama var. Şöyle olursa yok, öyle, yok, olursa, hayır, olursa yok, yok, yok. Atmosferimiz bir tane. Atmosferimiz bir tane. Ama insan da hani. Soyumuz da bir tane. Hayır, atmosferimiz bir tane. İnsan isterse yani 1000 tane olsun, isterse 1 tane olsun. Burada yaratmış olduğunuz çevre kirliliği en geç bir hafta içerisinde bütün dünyaya yayılıyor. Bizim herhangi bir termik santraldan üretmiş olduğumuz zehir, deniz yoluyla, hava yoluyla, o bakmak istediğimiz düşkünlerin olduğu yere kadar gidiyor. Şimdi o kullanılan argümanı mesela silah endüstrisinde şöyle kullanıyorlar. Diyorlar ki iş sağlayabilmek için insanlara, işsizlere iş sağlayabilmek için silah üretmek zorundayız. Benzer bir şey. Analoji, benzer bir şey. Evet. Benzer bir şey. Ama deniyor ki mesela kaç insan çalışıyor fabrikada? 1000 tane insan diyen veya 10 bin tane insana bizim çalıştırıp ekmek verebilmemiz için silahın üretilmesi gerekiyor. Ama silah ne yapıyor? İnsan öldürüyor. Milyonlarca insan. Başka bir şey. 10 bin tane insana çalıştırmak için başka bir yöntem de bulabilirsiniz. Ben bir küçük bir şey söyleyebilir miyim? Mesela hocam ben yeni okudum ve çok şaşırdım. Barajların üzerinden çıkan gazlar ozon tabakasına zarar veriyormuş. Normalde su bile hani çok masum değil. Bugün hepimiz ılıman iklim kuşağına girmiş durumdayız. Yani o termik santralin götürüleri artık tartışılacak bir noktada. Yani bir defa o suların orada toplanması zaten o başka yerlerden çekilmesi anlamına geliyor ki çekildiği yerlerde bir sürü canlıların, canlı dokunun yok edilmesi anlamına geliyor. Toprak kuruyor çünkü orada, çöle dönüyor yani. Ama bu tartışma şeyi gösteriyor, ulusal duygumuzun ne kadar güçlü olduğunu ulusal gösteriyor. Ulusal duygumuzun ne kadar güçlü olduğunu dışlamak için söyledim ben. Yani Afrika'daki başka bir aç kavime dedim. Ya Avustralya'daki yerlere dedim. Evet, yani, evet. Ulusal
ulusal için değil, dünya için. Hayır, tartıştığımız şeyin ne kadar sorunlu, çağımız açısından ne kadar sorunlu olduğunu gösteriyor. Yani Hegel'in bizden beklemiş olduğu şey bütün bir insanlığa kuş bakışı bakabilmek. Evet, şöyle bak. Kuş bakışı bakabilmek ve kuş bakışı baktığımız zaman bütün bir insanlığa karşı sadece bir parçası için değil, bütün bir insanlığa karşı sorumluluk duyabilmek. Yani Afrika'daki hiç görmediğim veya Çin'deki hiç görmediğim bin insan öldüğü zaman, burada burnumun dibinde 10 tane Türk öldüğü zaman veya 100 tane Türk öldüğü zaman hissetmiş olduğum acıyı hissedebiliyorsam gerçekten kendimi insan olarak kavruyorum demektir. Hiç görmediğim insanlar. Diyelim ki ne? Adam Smith'in meselesi bu ve Hegel'in de bizi yüceltmeye çalışmış olduğu düşünme seviyesi bu. İnsanın kendisini insan bireyi olarak kavraması demek, o büyük ailenin içerisinde bir fert olarak kavramak demek ve o büyük ailenin içerisinde insanlığın büyük toplumu diyor Adam Smith'in bazen. O bütün büyük ailenin içerisinde var olan bütün bireylere karşı ister yakınımız olsun, ister uzağımız olsun, uzağımızdakiler olsun, aynı derecede sorumluluk duyabilmek. Aynı derecede sorumluluk duyabilmek. İşte Tin'in fenomenolojisi bizi duygusal olarak, zihinsel olarak, epistemolojik olarak bu seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Bilimsel bilgi seviyesine, teorik bilgi, pratik bilgi, onun ikisinin sentezinden ortaya çıkan nedir? Mutlak bilgi. Ve o mutlak bilgi, bütün bir insanlığın biriktirmiş olduğu tüm teorik ve pratik bilginin sentezi anlamına geliyor. Yani insanın kendi kendisini insan olarak kavraması demek, bir insan bireyinin bütün bir insanlık tarihi içerisinden zihninde, bütün bir insanlık tarihinin içinden geçip gelmesi gerekiyor. Tin'in fenomenolojisi bizi bir yerde bütün bir insanlık tarihinin içinden geçirip getiriyor ve bugünkü insan olarak, modern insan olarak bütün bir insanlığın bir ferdi olarak kavramımızı sağlamaya amaçlıyor. İşte ancak ondan sonra bizim varlığa varlık olarak veya insanlığa insanlık olarak, dünyaya dünya olarak bakma olanağına kavuşuruz diyor. İşte yukarıdan baktığımız zaman bütün bir insanlığı görürsek yeryüzünde, yüceltmek istediğimiz veya yerde sürünen diyelim, bütün bir insanlığı görürsek, görebilirsek şey olarak, o zaman işte bütün bir insanlığa yukarıdan bakıp bütün bir insanlığın halini görüp kavrayabilirsek, o zaman insanlığın ne halde olduğunu tam olarak görebiliriz. Şimdi baktığımız zaman atıyorum nerede diyelim, bilmiyorum yani. Nerede? Mallorca'da mesela veya başka yerlerde bir bakıyorsunuz ne güzel tatiller yapıyorlar, mutlu bir şekilde yaşıyorlar vesaire. Ama biraz ileri gidiyorsunuz, Arjantin'de bir yere bakıyorsunuz veya Afrika'da bir yere bakıyorsunuz. İnsanlar ağaç, sefil, karton evlerde yaşıyorlar, teneke evlerde yaşıyor vesaire. Şimdi insanlığın bir bütün olarak görmek demek, bütün bu sorunlarıyla ve çelişkileriyle görmek ve bütün bu sorunlarıyla ve çelişkileriyle insanlığı içinde bulunmuş olduğu sorunlardan kurtarıp çözmek demek. Yani yüceltmek demek, insanlığın içinde bulunmuş olduğu durumu iyileştirmek demek. Siz sadece Mallorca'daki tatil yapan 10 tane insanı görürseniz veya 100 tane zengini görürseniz insanlığı görmeyeceksiniz. Çünkü o zaman ne dersiniz? İnsanlık mutlu dersiniz, sadece onlara hareket edersiniz. Ama öbür tarafta da ne var? Milyarlarca aç sefil yaşayan insanlar var. İşte bu bütünü birden görebilmek, kendi çağında bu bütünü birden görebilmek ve bütüne karşı eşit derecede sorumluluk duyabilmek. Mesela burada işte o zaman diyor Hegel mantık biliminde, işte o zaman Tin'in fenomenolojisinin içinden geçtiğimiz zaman mantık biliminde insanlığa, insanlık olarak, varlığa, varlık olarak bakabiliriz.
ve o varlıkta, insanlıkta kendimizi de insan birey olarak kavrayıp ne halde olduğumuzu, bütün olarak ne halde olduğumuzu görebiliriz ve yaşamımızın anlamını, doğruluğunu, yanlışlığını sorgulayabiliriz. Örneğin bir yerde 100 tane insan mutlu yaşarken, zenginlik içerisinde yüzerken, diğer tarafta diğer 1000 insanın aç sefil yaşaması doğru mudur diye sorabiliriz. O kuş bakışı bakış işte ondan dolayı gerekli bize. Şimdi varlık biliminde, mantık biliminde Hegel bütün bir insanlığın varlıkta var olan her şeyin birbiriyle ilişkili olduğunu kavrayabilmek için diyor. Şimdi yukarıdan baktığımız zaman düşünün yine bu elim diyelim yine bir şey olsun, bir tablet gibi düşünün elimi. Yukarıdan elime ilk bakışta neyi görürüz biz? Elimin yüzeyini görürüz. Yani yüzeye yansıyanını görürüz. Fakat diyelim ki elimin üzerinde bir sürü şeyler var diyelim. Bir sürü şeyler var. Şimdi baktığım zaman yukarıda o teker teker şeyleri görürüm ben. Diyelim ki karınca gördüm, kuş gördüm, insan gördüm, solucan gördüm, bitki gördüm, balık gördüm vesaire. Şimdi bunlar teker teker, baktığım zaman teker teker görüyorum. Hegel diyor ki, bütün bunların hepsinin birbiriyle ilişkili olduğunu görebilmek için benim zihnimde onların derinliğine dalmam gerekiyor. Yani bir yerde onların her birinin teker teker içine nüfuz etmek gerekiyor. Balıkla karıncayı ilişkilendirebilmek gerekiyor. Yani varlıkta var olan olarak. Kuşla insanı ilişkilendirebilmek gerekiyor. Yani canlı olarak, varlıkta var olan olarak. İşte biz onu bildiğimizde soyutlama yetimizle yapabiliyoruz. Şimdi soyutladığımız zaman size dedim ki kavramımız yukarıya doğru çıkıyor. Ama yukarıdan baktığınız zaman soyutlama bizi nereye çekiyor? İçleme ediyorsun. Derine çekiyor. İşte bundan dolayı mantık biliminin ikinci kısmında yani öz mantığında zihinde derine dalıyoruz. Bakın böyle yukarıdan geliyor şey görüyor, derine dalıyor. Ondan sonra mantık biliminin sonunda da bütün o görünenlerin hepsini gördükten sonra derine dalıp hepsini birbiriyle ilişkilendirdikten sonra mantık biliminin son bölümünde tekrar yukarıya çıkıyor, kavram oluşuyor. Bakın, bakış, ilişkilendirme ve hepsinin içine geçip gelen ne var? Kavram var. Yani varlığa varlık olarak bakmak demek görünenleri görmek demek, görünenleri birbiriyle ilişkilendirmek demek, yani varlığın derinine dalabilmek demek. Oradan görünenlerin derinine daldıktan sonra ikisini bir yerde görünenler ve öz ikisini birbiriyle ilişkilendirerekten kavramı kazanmak demek. Ve onun için de son aşaması nedir? İşte o öznel mantık dediğimiz şey veya kavram mantığı dediğimiz şey. Yani gördüğünüz gibi yine nereye ulaşıyoruz biz? Mesela nereye geliyor? Kavrama geliyor. Ve burada ne kavram var? Yine teorinin ve pratiğin sentezlendiği kavram. Yani praksis kavram. Bütün mesela buradaki şey nedir? İnsanın bilinciyle dünyasının birbiriyle uyumlu hale getirilmesi. Dünyasıyla, insanın dünyasıyla bilincinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi. Aradığımız şey aslında bu. Ve Hegel diyor ki işte o insanlık, ben bazen ona tanrısal bakış diyorum. O bakışı, insanlık bakışı deyin, tanrısal bakış deyin, onu yakalayıp, varlığa varlık olarak bakıp, varlıkta var olanların hepsini görüp, onların derinliğine dalıp hepsini birbiriyle ilişkilendirip, kavramımızı görünenlerden ve öz dünyasından kazanıp dünya kavramının ulaşmak. Kavramımız böylelikle dünya ile ne olmuş oluyor? Özdeşleşmiş oluyor. Örtüşmüş oluyor yani. Bu örtüşme bilincimizle dünyamızın birbiriyle uyumlu hale gelmesi bizim bütünlüklü ahlaki kişilik kurmamızın ön koşulu.
ahlaki bütünlüklü ahlaki kişilik kurmamızın ön koşulu. Çünkü ancak doğru davranma, ancak doğru bilinç üzerine kurulabilir. Sadece görünüşte kalırsa bilincimiz, kavramımız, sadece bilinçte kalırsa, görünüşte kalırsa her şeyi tek tek görmüş oluruz. Hiçbir şeyi birbiriyle ilişkilendiremeyiz. Yani parçayı mutlaklaştırmış oluruz. Yani Türklük her şeydir, İngilizlik her şeydir gibisinden veya ne bileyim yani ben her şeyim mesela. O anlama geliyor. Ama her şeyi her şeyi ilişkilendirdiğim zaman sizin aramda ne kurmuş oluyorum ben? Özel bir ilişki kurmuş oluyorum. Siz de en az benim kadar ne olmuş oluyorsunuz? Değerli olmuş oluyorsunuz. Zaten size amaç edinebilmemin, ki ahlaklı olmanın ön koşulu bu, size amaç edinebilmektir. Size amaç edinebilmem için sizinle aramda özel ilişki kurabilmem gerekir. İşte onu biz Hegel, yani mantık biliminde bu şekilde kurabileceğimizi söylüyor. Ben bazen buna derslerimde dolayımını düşünme de diyorum. Yani diğerinin dolayımıyla düşünme. Kendine diğerinin aynasında bakma. Empati gibi sanki. Şeyde, evet. Empati. Ama evet, empati şeyi var. Ben daha çok sempati kavramını tercih ediyorum ama Türkiye'de empati kavramı yaygın. Kullanabiliriz. Şey empatide kişinin durduğu yerden bakıp ne hissettiğini algılayabilme hikayesi var. Sizin ifade ettiğiniz ben yanlış mı anladım? Biraz daha bir dakika. Empatiden çok biraz daha kavrayış. Yani oradaki kendi varlığını da onun varlığına bağlayan bir bakış açısı var. Çünkü birbirimizden bağımsız değiliz. Yani şey sempati kavramında sorumluluk duygusu var. Diğeriyle dayanışma duygusu var. Örneğin orada bakıyorsunuz yolda yoksul bir insan, sefil bir insan yerde yatıyor. Görüyorsunuz, anlıyorsunuz, acı çekiyor diyorsunuz. Empati kavramına göre yolunuza devam edebilirsiniz. Sempati kavramı ise gidip onu kaldırmaya şart koşuyor. Biz aslında insan olarak spontane davrandığımız zamanlarda genellikle sempati kavramıyla çalışıyoruz. Örneğin şurada biri yolda yürürken birdenbire bir tanesi önümüzde tökezleyip yere düştüğü zaman ilk tepkimiz ne olacaktır? Koşup kaldırmaktır. Bu işte sempati aslında sempati kavramı. Yani insan dayanışmacıdır aslında. Çünkü onun hissetmiş olduğu acıyı kendisi hissediyor ve kendisi de o acıdan kurtulmak için onu acıdan kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir şey onun için. Evet, Hegel insanın bilinciyle, insanın kavramıyla varlık arasındaki özdeşliğin böylece uyumluluğun diyelim, böylece oluşabileceğini, yani öz ve görünüş arasındaki bütünlüğün oluşması sonucunda ancak insan bütünü kavrayabilir, her şeyi birbiriyle ilişkilendirip bütünü görebilir. İşte o da kendimize bütünlüklü, ahlaki bir kişilik oluşturmanın ön koşuludur. Çünkü o zaman varlığı biliyoruz, varlığı anlıyoruz ve kendimizi varlıkla, kendi bilincimize göre şekillendirdiğimiz için varlıkla özdeşleştirebiliyoruz ve varlıkta kendimizi nerede hissediyoruz? Evimizde hissediyoruz. Bakın, soru Kantçı, amaç Kantçı ama Kant'ta bir sistem içerisinde olan şey burada sistemin iki parçası olarak çıkıyor karşımıza. Ben bir şey yanlış öğrenmişim, düzelmiş oldum. Ben Geist'i Numen ya da Cevher ya da İdea gibi bir şey olarak düşmüştüm Hegel'de de. Burada öyle değil anlattığınız kadarıyla farklı. Sadece metafizik içeriğini anladım olayı. Şeyde Hegel doğa felsefesinde pekala doğadaki işleyişi hareket ettireni Geist olarak tanımlayabilir. O doğadaki var olan şeylerin özü anlamına geliyor ama o. Her şeyin paylaştığı öz anlamına geliyor. Tanrısal bir içeriği var mı peki onun? Yok, hayır. Tanrısal üstün güç anlamı var. Yani her şeyi kapsadığı için, hareket ettirdiği için ama zorunlu olarak tanrısal anlamına gelmiyor. Bazen kendisi ona tanrı dediği de oluyor. Ama hareket dünyevi hareket ettiren şey. O zaman bir kafam karıştı şimdi. İnsan
minicik olarak insan diyor. Bir tanrısal tür. Evet. Diyor. Her tarafta olan şey kendisi farklı farklı şekillerde gösteren aynı şey. Yani insanda kavramsal düşünmeye tekabül ediyor. Doğada tuvayı hareket ettiren şeye tekabül ediyor. Tanrı'yla ilişkisi nasıl dengeli? Bayağı iyi. Şöyle diyelim, Hegel'in Tanrı ilişkisini şöyle söyleyeyim size. Şimdiye kadar insanlık tarihi, insanlık Tanrı'yı dünyanın veya varlığın dışına kovdu. Dünyayı tanrısız bıraktı. Yeni çağda birlikte insanlık Tanrı'yı şimdi yeryüzüne indiriyor, yeryüzüne getiriyor ve Tanrı yeryüzünde yeşerir. Kant'ta yok o, değil mi? Kant'ta yok. Kant'ta öyle değil. Evet, Kant'ta öyle. Tanrı yok. O zaman deminden beri konuşuyoruz, tasavvufa biraz yaklaşıyor gibi. Panteizm diye. Panlogizm diyorlar daha çok. Panteizm değil de panlogizm. Çünkü mantık diyor kendisi. Şey diyor. Ama mantık derken şimdi şöyle, ben şöyle anladım. Bütün anlayan anlamda. Ben seni biraz şey edip kullanamadım. Zemre şimdi benim anladığım şimdi yeryüzünden aşağıya indirdiler yeni çağda yani modern çağda gökyüzünden yeryüzüne geldi. Burada gökyüzü dediği hiç bilimsel bir temele dayanmayan saf tanrı düşüncesi benim anladığım. O saf evrenin dışında olan ama evrenin dışında olan işte orta çağ karanlığında olan saf tanrı ama sonra da yeni çağ, yani Rönesans'la beraber modern çağ tamamen bu sefer Tanrı'yı tamamen reddedip tamamen akıl çerçevesinde her şeyi akıl çerçevesinde çözümlemeye çalıştı. Ki diyor ki Hegel akıl çerçevesinde bunu böyle çözümlemek asla insan ihtiyacını karşılamıyor. Ne yapmalıyız? Onun için insanlar bilimsel olarak bilimi algıladıktan sonraki bilim yani önemli bir şey. Ondan sonra metafizik kavramı, yani bilimin üstü, fiziğin üstüne doğru kaymalar ve böylece kendi ruhsal ihtiyaçlarını, kendi insanlık ihtiyaçlarını, yani varlık olmanın gereksinimini ancak böyle karşılayabilirler diye anlıyorum ben bütün bu anlatılanlardan. Yani orada şu gökyüzünden yeryüzüne gelmesi demek, Tanrı'nın o alt... Tanrı'ya atfetmiş olduğumuz... Bilimsellikten uzak bir dogmatizmden... aşağıya inip yeni yüzyıl bunu yaptı ama o da yeterli olmadı insanların mutlu olmasına. Çünkü bunun üzerine bir de metafizik kavramı, fizik ötesi kavramı. Bu Tanrı'ya yaklaşması yani zaten... Tanrı'ya atfetmiş olduğumuz özellikler nelerdir mesela? Tanrı mesela bütünü kapsar. Evet. Tanrı iyidir, iyi uyludur vesaire. Ama işte ahlaklıdır, kötülük etmez vesaire. İşte mekan zaman kısmı uymuyor mesela. Mekansız ve zamansız olmak kısmı aslında şey... Pekala işte mesela modern felsefe bunu göstermeye çalışıyor. Pekala sonlu olanla sonsuz olanı mekanın içerisinde kalaraktan birbiriyle uyumlu hale getirebiliriz. Yani İslam'da öyle. Tanrı tanımı mekansız, mekanı yoktur. Hallacı Mansur'un ben Tanrı'yım sözü. İncil'de de farklı değil. Aynen. Ama zaten sorun burada felsefenin o Tanrı kavramını değiştiriyor yani. Sonluluk ve sonsuzluğu birbiriyle uyumlu hale getiriyor. Şimdi şeyde Spinoza'da doğa ve Tanrı eş anlama geliyor. Doğa kavramı ve Tanrı kavramı eş anlama geliyor. Şimdi Tanrı yeryüzüne indirilecek ve yeryüzünde yeşertilecek derken yani Tanrı'ya atfetmiş olduğumuz bütün o güzellikler, iyilikler onu yeryüzünde yeşerteceğiz, gerçekleştireceğiz diyorlar. Yani biz sadece bir ideal dünya yarattık orada, Tanrı adı altında. O güzellikleri, iyilikleri yeryüzünde indireceğiz. Yani Tanrı'nın yeryüzüne indirilmesi ve yeryüzünde yeşertilmesi demek Tanrı'ya atfetmiş olduğumuz bütün özelliklerin bu dünyada gerçekleştirilmesi anlamına geliyor. O da metafizik zaten. Hı? O da metafizik zaten. Evet, yani modern anlamda. Evet, modern anlamda. İnsan bilincinde gerçekleştirilmesi. Evet. Mesela şöyle bir şey yapalım. Teşekkür ederim. Mesela bir somutlamalara baktığımız zaman, daha da işte metafiziğe baktığımız zaman kitap örneğinde bir soyutlama yaptık.
oldukça yüksek katlara çıktık diyelim. Metafizikte. En üst katımız, en üst katımız varlık kavramı. Onun üstünde evet. Yok yani. Evet. Şimdi bir de ama şöyle direkt olarak bu bir yani bir maddeden sandalyelerle hareket edebildik veya nehir örneğinden. Bir de direkt olarak zaten metafizik kavramlar var, soyut kavramlar. Mesela özgürlük. Şimdi yani özgürlükte biz bir soyutlama yapıyoruz. Yani özgürlüğe soyutlama dersek, yani metafizik bir kavram dersek. Bunun mesela şeyine indiğimiz zaman, özele indiğimiz zaman nasıl bir özel bulacağız? Yani mesela sandalyede soyutlama yaptığı zaman şu sandalyeye inebilir ama özgürlükte özgürlüğün kaynağını nerede bulabilirim? Veya eşitliğin kaynağını nerede bulabilirim? Veya başka bilmiyorum mesela. Sevgi, mutluluk gibi şeyler. Yani belki mutluluk biraz daha somut olabilir ama özgürlük gibi zaten kökende sanki soyut gibi kavramlara nasıl ulaşabiliriz? Veya onun kökeni nasıl bulabiliriz gibi bir şey aklıma geldi yani. Şöyle bir şey doğaçlama yerde, az önce söylediği o sonsuz olanla sonlu olanı bir kılacağız dediği hediyle. Aslında özgürlük az önce hocanın söylediği, asla kendini tam anlamda özgür hissedemeyeceğin kadar bütünle ait sorumluluğu, aslında bütüne ait köleliği. Yani iki ucun sonsuz ve sonunun birleşmesi gibi özgürlük kavramı da asla tam özgür olamayacak kadar bütünün bir parçasının iki uç, iki tezatın birleşmesiyle aslında o bir anlamdaki gerçek özgürlüğe giden yolculukları. Evet, ben onu sormuyorum ama ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki, ben diyorum ki özgürlük tamam, mesela sandalyeyi ben görüyorum. Sandalyeyi soyutlama yapabilirim ama özgürlük ilk olarak nasıl yani nereden köken aldı diye soruyorum. Yani özgürlüğün maddesini soruyorum. Yani sandalyenin maddesi bu, özgürlüğün maddesini soruyorum. Kavram olarak nereden geldi? Thomas Hobbes'a baktığımız zaman mesela Thomas Hobbes özgürlüğü hareket serbestisi olarak tanımlıyor. Bir insanın özgürlük alanı hareket serbestisiyle sınırlıdır diyor. Ve bunu mesela cansızlara, diğer canlılara ve insana da atfediyor. Fakat insanda ki özgürlük anlayışı kavramlarla düşünebildiği için örneğin işte diğer canlılar ne diyelim? Mesela atıyorum köpek diyelim mesela. Ne yapıyor? Basit bir şekilde kendisini çevresini uyarlıyor. İnsan ne yapıyor diye bakıyor mesela. İnsan da diğer canlılar gibi doğada bazen hazır bulduğu şeyleri tüketiyor. Atıyorum meyve sebze gibi diyelim mesela. Ama insan diyor bazı şeyleri de aynen böyle söylüyor. Bazı şeyleri de emeği karşılığında Tanrı'dan satın alıyor. Yani üretiyor, doğada üretiyor. Yani kendisine doğada bir yaşam alanı yaratıyor diyor. Yani doğanın spontane sunmuş olduğu şey insanın insan olarak yaşamasına yetmiyor. İnsanın kendisini insan olarak yaşaması için doğayı, çevresini değiştirerekten kendisine göre düzenlemesi gerekiyor. Örneğin işte ev yapması gibi diyelim, kent kurması gibi diyelim vesaire veya tüketmek istediği nesneleri doğada yeniden kendisinin yeniden üretmesi gibi. Bilmiyorum atıyorum mesela basit örnek. Buğday üretmesi gibi mesela. Doğa bize kendiliğinden satar ürettiğimiz şekilde buğdayı, domatesi falan vermiyor. Biz ne yapıyoruz onu? Düzenliyoruz vesaire işte. Bu bakımdan insanın var olabilmesi için doğayı değiştirmesi, dönüştürmesi gerekiyor. Yani doğayı kendi evi yapması gerekiyor. Nükleer santraller falan buna çok kötü örnek. O zaman evimizi mahvederiz yani. Yani başladığında belki de Adem'in tam özgürlük hareketiyle, tam komuta uymamasıyla yasak elime yemesi o direkt tam özgürlük başlangıcı özgürlük. Bütün mistik, bütün mitoslarda, bütün şeyde hep o Adem unsuru var. Ve orada bir baş kaldırır özgürlük herhalde. Orada başlar yani. Şeytan bir şeydir. Bakının şeytan için bir özgür düşünür derler. Orkun senin soruna tekrar maddesine dedin ya özgürlüğün. O soruna şöyle bir yanıt vermek istiyorum. Hegel'den hareketle. Hegel diyor ki varlığa baktığım zaman varlık
eğer kendi kendisine hareket ettirebiliyorsa, varlıkta var olan şeyler de, o şeylerin de hareket kaynağı kendilerine içkindir. Yani hareket kaynağının kendine içkin olanlar özgür olandır. Yani aslında varlığa baktığımız zaman şeyde mantık biliminde bunu temellendiriyor. Varlık kendi kendisini hareket ettiriyor. Dolayısıyla bir varlığın kendi kendisini hareket ettirmesi için aşkın bir güce ihtiyacı yok. Eğer varlık kendi kendisini hareket ettiriyorsa varlıkta var olan her şey özgürlüğün konusudur. Farklı farklı biçimlerde. İnsanda ise en üst özgürlük tarzı şeydir. O Geist'le düşünebilmek, yani kavramlarla düşünme şeyi. O kendi kendisini gerçekleştirmesi için ön koşu. Yani maddesi ne dedin? Maddesi varlık. Kendi kendisini hareket ettiren varlık. Her şeyi yok yani. Platon'un demir göz kavramı da biraz beni böyle aklıma geldi. Hani yapıcı ilkedir ya bütün evrenin düzen veren ama Tanrı değildir. Evet. Biraz böyle kavramlara takıldık. O geldi aklıma ondan sonra. Platon hangi kavramı? Demir göz. Demir göz. Demir göz. Yani böyle bir Tanrı gibi bir şey işte. Evreni düzen veren güç. Demir. Ama Tanrı değil. Değil. Şeyde, Hegel'de ide kavramı var. İde. İde kavramı. Mesela mantık biliminde varlık ilerledikçe ide kendisini tarihte gerçekleştiriyor mesela. Ve en üst seviyesi işte teoriyle pratiğin sentezlendiği praksis. Akıllı kavramı ulaşılan yer orası mutlak ide. Yani ide dediğim şey o belki de o. Evet, nerede dediniz? Mantık biliminin, mantık biliminde aslında varlık kavramının diğer adı ide. Sonunda da mutlak ideye dönüşüyor. O da Platon var aslında istiyorsanız. Yani veya Aristoteles'in hareket etmeden hareket ettiren var ama burada hareket ediyor, kendisi hareket ediyor. Yani burada hareket etmeyen bir şey kalmıyor. Aristoteles'in hareket etmeden hareket ettireni bile hareket ediyor. Anladım. Her şey hareket halinde. Devinim deyince tek evrensel şey bir yerde devinim yani. Canlı olmak zaten o demek değil mi? Evet. Canlı. Devinimin dışında hiçbir şey yok burada yani. Her şey devinimin içerisinde. Yani Kant böyle esas etiğiyle filan, yani Kant'ın etiğinden çok bahsettin ama mesela Hegel aslında burada bir etik felsefesi kurmaya çalışıyor. Benim gördüğüm ama pek yani sanki ona pek bir vurgu yapılmaz yani. Tabii ama başka bir şey daha var. Belki vurgu yapılmayan saf aklını eleştirisi aynı zamanda özgürlük temellendirmeye başlıyor. Saf aklını eleştirisinde özgürlük temellendirmeye başlıyor. Yani şey o dedim ya, kategoriler ve dünyanın birbiriyle buluşup sentezlenmesi işte o doğrudan özgürlükle alakalı bir şey aslında. Saf aklını eleştirisi özgürlük temellendirmeye başlıyor. En soyut düzeyde diyelim. Özgürlük nedir ve mümkün müdür sorusuna saf aklın eleştirisinde bir yanıt var. Yani pratik aklın eleştirisinde bunu açıkça söylüyor. Ne olduğunu bilemeyiz, bilemiyoruz ama amaçlamak zorundayız. Özgürlüğün ne olduğunu bilemesek bile amaçlamak zorundayız. Amaçlamak zor, yani amaçladığımız zaman o zaman sınırımızın farkına varıyoruz ve o sınır bizim için bir negatif şey ortaya dönüm oluyor. O sınırı sürekli ötelemeye çalışıyor. Bir yaratım oluyor aslında bir yerde. Yani bize bir alan veriyor ki siz bunu yaratıp geliştirebilirsiniz. Genişletebilirsiniz. Etkili bir alanı genişledikçe özgürlük alanımız da genişliyor demektir. Evet. Bu tarafa az baktım. Özür dilerim. Az kalmıştı, küsüyorduk. Tam o zaman döndünüz. Yok, gayet iyi gidiyor. Biz dinliyoruz. Buradaki muhabbetten de bir şeyler aldık. Geldi, evet. Ama, siz de sorunuz. Şey, düşünme kısmı daha keyifli. Varsa yorumlarınız ve sorularınız, tartışmayı açarsanız sevinirim. Evet. Senin var mı? Siz demin çok güzel bir... Bu da rüya tarzı.
Bunun Hegel'le alakası yok. Evet. Çok hoştu. Kulağım gitti sonra konuşmalar girdi araya. Dinleyemedim sonunda. Evet. O da bir şey tabii. Evet. Metafizik bir yaklaşım. Evet. O psikanalizdi. İşte psikanaliz tabii. Şey, özgürlük kavramı üzerine hani tabii sizler bir altyapıya oturttuğunuz için biz daha serbest düşünüyoruz. Çünkü felsefeyle tanışmam benim yeni felsefeyi ad olarak biliyorum ama içinde olmak, öğrenmeye çalışmak, o kavramları içselleştirmek. Şu anda işte 3. 4. oturuma katılıyorum. 4 oldu mu bilmiyorum. Var olan bütün kavramlarım neredeyse tehdit altında olduğunu hissediyorum. Değiştirmem gerektiğini fark ediyorum. O zaman öğrenmeye başlamışsınız. Öyle mi? Ve şey gerçekten huzursuz edici bir şey. Ve ulaştığımda gerçek anlamda hani arkadaşın dediği gibi öze ulaşma anlamında öze mi gidiyorum emin değilim ama bir sorgulamaya girdiğimde zaten şey çıkıyor karşıma. Şu anda beni rahatsız eden bir sürü şeyin nedeni olduğu çıkıyor. Bununla karşılaşıyorum. Yani bir türlü bütünlüğü kuramıyorum. İşte az önce sizin örneklemenizde sürekli benim kafama şey takılıyordu. Evet, içinde bulunduğumuz ülke nedeniyle işte yok sınır güvenlik sorunlarıdır, şudur budur bilmem ne. Bir sürü neden koyabiliriz bir savaşın var olmasına yönelik. Ama atılan bir F-16'dan atılan bir bombanın karıncanın üzerine düşmesi, otun üzerine, hayvanın üzerine, oradaki bu işin içinde olan olmayan insanın üzerine, hadi diyelim ki yanlı bakıyorum, oradaki bir kesimi suçlu ilan ediyorum. Diğerlerini, onu yok etmek için benim böyle bir hakkım var mı? Tabii ki. Ve bu bir ahlaksal sorun mu? Bunu konuşmak, nereye koyacağız? Bana saldıranları nereye koyacağım? Ve ben kendimi neyle savunacağım? Çünkü öyle bir inanç geliştirilmiş ki sen bile tartışır hale geliyorsun. Bugünkü güvenli yattığın evin güvenliğinin nedeni gibi gösteriliyor. Evet, bu tehdit olmasa benim güven ihtiyacım bile yok. Evet, yani bombayı attığım zaman yerdeki karıncaya karşı sorumluluk hissetmek. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Yani biz hani kendimizi ne kadar bu çerçevede haklı görüyorsak, yani bağımsız söylüyorum. Hani şu an yaşananlardan falan bağımsız. Genel anlamda söylüyorum. Yani ne kadar haklı görüyorsak karşı tarafta aynı şekilde kendini haklı görmüyor mu? Hani bir çatışma olayından söz ediyorum. Eylül Hanım'ın söylediğinde şöyle bir şey de var. Diyelim ki ne? Biz karşıtlarız ve birbirimizi yok etmeye karar veriyoruz. İkinci şeyler oluyor. Birbirimizi yok etmeye karar verdik. Sizin uçağınız var, benim de uçağım var. Evet. Siz kaldırıyorsunuz uçağınızı, benim evimi bombalıyorsunuz. Ben kaldırıyorum, sizin eviniz bombalıyor. Şimdi orada yok edilen sadece sizin eviniz ve siz değilsiniz veya ben değilim. Ben sizi yok etmeye çalışırken aynı zamanda oradaki var olan bütün diğer canlıları da beraber yok ediyorum, doğayı tahrip ediyorum vesaire. İşte buna işte karşı sorumlu olabilmek. Evet, anladım. İşte bize mesela diğerine karşı nefret duysak bile yaşatmaya çalışma duygusu orada başlıyor. İnsanlık olarak bu noktaya gelmemiz biraz zaman alacak. Savaş karşısında. Yani yaşananlardan bağımsız dedim ben sana. Hayır, başaramayacağız diye bir kural yok. Başaramayacağız diye bir kural yok ama yani şöyle diyelim. Barışlı mı dediniz yoksa? Hegel dersleri verdiğinde Berlin etrafında 40 tane 50 tane öğrenci vardı. Ama şimdi dünyada binlerce öğrenci var. Ve bu duyguları paylaşanlar sadece Hegel okumuş olanlar değil. Yani birçok insan hiçbir şekilde Hegel'e çok buraya varılıyor. Akıl yani. O bize bunun sadece mantıksal olarak yani zihinsel olarak nasıl mümkün olduğunu, hangi kavramlarla çalışmamız gerektiğini, nereden nasıl bakmamız gerektiğini gösteriyor. Yoksa var, orada bir sürü öğretiler var. Yani insan insandır diyoruz. Hegel'e mantıklı olarak. Ben dedim hiç okup görmemiştim ama insan insandır diyor. Ama bunu işte yapabilmek için nedir? Zihinsel ön koşul. Yerine getirmemiz gereken düşünsel ön koşul nedir? Kavramsal olarak hangi araçlarla çalışmamız gerekir? Nasıl çalışmamız gerekir? Kavramımızın içeriğinin, varlık kavramımızın içeriğinin nasıl olması gerekiyor? Hocam öyle bir sistemdeyiz ki
bir yandan savaş, bir yandan bu tolerans, gençlik, insanlık. Hı. Geçen gün bir hasta, şimdi sen insanda deyince aklıma geldi. Yazık, koridorda zavallı, fakir, üstü başı dökülüyor, böyle bağırıyor. Ben insanım. Bana insan gibi bağırıyor. Ben insanım. O insanlığa insan. Çağırıyor işte yani. Ya. Bunu hatırlatmak bile acı, evet. Çok bu kadar şey ki, vurucu ki. Bas bas bağırıyordu hastanenin koridorunda. Toplamış etrafında insanlar. Veya muhtaç olup da yardım görmeyen insanlar mı? Bir yer soruyormuş, oraya git diyorlarmış. Oradan geliyormuş buraya. Kimse dostlara bir şey söylemiyormuş. Adam ben insanım diye bas bas bağırıyordu. Ben insanım, bana insan diyorlar. Veya işte mesela muhtaç olup da yardım göremeyen insanlar nasıl bağırırlar? Tabii işte yani. İnsanlık öldü mü diye bağırıyor. Orada işte bir insan bağırıyor. Orada bir ülke bağırıyor. Biz insanız, insan gibi. Orada bir başka bir topluluk bağırıyor. İşte böyle bir dünya yani. O kadar felsefe öğreniyor herkes ama hiçbir adım yol almış değil. Şey, felsefi açıdan karşılaştığımda benim yaşadığım, kendimden sürekli en iyi tanımlayabildiğim olduğu için... daha öncesinde istila halinde, yani bir istilaya maruz kaldığımı düşünüyorum. Bu içi boşaltılmış kavramların istilası. Kavram var ama içi niteliğiyle, niteliği birbiriyle örtüşmüyor. Şu anda ben kendi evimi birazcık böyle bir atölye gibi de kullandığım oluyor. Kızımın 2-3 yaşındayken, işte 3-4 yaşındayken pardon, bir hayvanı öldü, onu gömdük. Bu ara ara sorular soruyordu. İşte şimdi ne oldu? Ben de kısa yanıtlar veriyorum. Toprak oldu diyorum. İşte açsak onu orada bulabilir miyiz? Dene bir bak diyorum. Eşeliyor, göremiyor falan filan. Daha sonra bir gün koşarak geldi. Benim kuşum çiçek olmuş dedi. Orada bir çiçek çıkmış. Şimdi dedim ki ben acaba felsefeyi anlatsaydım başka ne şekilde anlatabilirdim? Ya da döngüyü anlatsaydım ne şekilde anlatabilirdim? Yani kavramlar bize müdahale etmediğinde aslında o gidişat bizi bir yere taşıyor. Taşıyor da. Kavramlar dediğimiz böyle aratılmış temiz kavramlar değil. Sonradan bu kavramları alıp içini başka şeylerle doldurduğumuz, algı savaşları başlattığımız algı savaşları. Ve ondan sonra en üst düzeyde eğitim görmüş bir insana ırkçılık konusunda sakat bir anlayış olduğunu anlatmak zorunda kalıyoruz. Bu dışarıdaki bir bakkal Ahmet Efendi değil. Durduğu yerin yanlış olduğunu anlatmak durumunda kalıyoruz. Peki bu niye okundu o zaman bu kadar niye bilgiler? Okundu? Demek ki bu bilgiler bizim işimize yarayan birçoğu fabrika gibi geliyor okullar bana. Düşün fabrikalarında. Evet. Okulların da tabii işlevi var yani. Ama size bir deneyimimi anlatayım. Size vermiş olduğum Adam Smith'in örneğini ben ilk okuduğumda ve anlamını anladığımda bütün bedenimde tir tir titredim. Değil mi? Yani kolay bir karar değil. Bizi çok korkuttular. Felsefe okuyanlar deliriyormuş. Öyle mi? Tabii tabii. Ben aklını oynatanlar. Öyle çok söylendi. Uzak dur felsefeden. Kavrayamazsan işte akıl sağlığını kaybedersin. Doğru. Kavrayamazsan. Zaten yoktur. Belki de yoktur belki. Yani Hegel'in şöyle güzel bir örneği var ama birazcık belki buna denk geliyor. Diyor ki Hegel günlük bilinç açısından baktığınız zaman felsefe kafası üstüne gidiyor diyor. Kafası üstünde gidiyor. Ters duruyor. Ama felsefi açıdan da baktığımız zaman günlük bilinç ters duruyor. Evet. Şimdi burada hangisinin hangisini ters çeviriyor meselesi var. Evet. Biz felsefeciler ısrarla günlük bilincin bilimsel olması için ters dönmesi gerekir diyoruz. Yani insanlık seviyesinde düşünebilmesi gerekir diyoruz. Onu bir psikolog daha söylüyor ama onu hatırlayamadım. Keşke bir şey yapabilsem. Yani bir insanları böyle sınıflandırmış, kategorize etmiş. Bir grup insan yerel düşünür, fanatik düşünür. Ve işte yerellik eğer onu mutlaklaştırırsa fanatikleştirir. İdeolojilere katılıp kalır, tutunur. Ondan sonra basamak basamak böyle insanları kategorileştirmiş. En üst noktadaki insansa diyor. İşte evrensel düşünebilen, evrensel bakabilen, evrensel kültürle hareket edebilen insan diye. Yani sizin bahsettiğiniz Hegel'in o şeyi... Yani Hegel bütün insanlık olup seviyeye çıkıyorum ben. O geldi aklıma ama kim olduğunu şu an hatırlamıyorum. Çağdaş psikologlardan biriydi. Bilmiyorum. Benzer bir şey söylüyordu.
kapatalım mı? Tamamlayalım mı? Ben başta sorduğum bir soru vardı. Marx hani ters çevirmiş. Evet. Öyle bir şey var mı gerçekten? Marx'ın öyle bir şeyi var. Das Kapital'in ikinci baskısına yazmış olduğu bir son söz var orada. Nachwort diyorlar Almanca'da. Orada Das Kapital ile ilgili yapılan tartışmalardan kendisinin yöntemine ilişkin yapılan tartışmalara değiniyor ve Hegel ile ilişkisini falan kuruyorlar kendisinin. Bunları kendisi anlatıyor. Yani evet diyor, yani Hegel'deki yöntemle benim yöntemim diyalektiktir. O da diyalektikle çalışıyor, ben de diyalektikle çalışıyorum, doğru. Fakat benim diyalektiğim onunkinin tam tersi diyor. Yani onunki idealist, benimki ise materyalist anlamını söylüyor. Onun fakat diyor idealist diyalektiğinin içerisinde rasyonel olan, akıllı olan bir çekirdek var. Bu çekirdeğin açığa çıkarılması gerekir ve böylelikle açığa çıkarılınca o içindeki rasyonel çekirdek açığa çıkarılınca Hegel'in sistemi tersine döndürülmüş olacak. Yani o tersine döndürme aslında içinin dışarısına, dışarı çıkarılması anlamına geliyor. Ters yüz edilmez. Bir poşet düşünün. Parmağımı soktum içinden, tuttum dibinden, çeviriyorum. Ne oluyor? Dip, derindeki var, içindeki olan yukarı çıkıyor. Böylelikle ters döndüğü için aşağıya iniyor. Böyle bir ters döndürme var. Yani içindeki diyalektik olanın bütün bir sisteme hakim hale getirilmesi. Çünkü dışında diyor onun bir mistik bir kabuk var diyor. Onu o mistik kabuktan kurtarmak gerekiyor. Öyle bir şey var, evet. Bu anlama geliyor. Evet, bunu da kapatalım bence.